Layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kaydedilen Güzide Podcast Talks'a hoş geldiniz. Bugün 30. bölümdeyiz Aniko. Vay be. Hoş geldiniz arkadaşlar. Valla 30 bölüm olmuş pasta. İnanamıyorum. Bugün o kadar yine dop bir şey var ki, akışımız var ki hemen konuya girelim evet. istiyorum. Umarım iyisindir. Girelim. İyiyim sağ ol canım. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir dostlar. Ee, niye radyo programcısı gibi oldum bilmiyorum. <laughs> Açılışımızın sebebi e, Feyza Altun'un attığı tweetler sebebiyle gözaltına alınmasıydı. Bu kadar ağır bir giriş yapmak istemezdik ama maalesef işte yakın Hinden. bir hafta böyle Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef ki. E, Feyza Altun yalnız değildir diyoruz, değil mi? Başka söyleyecek bir şeyim yok. Aynen var mı? öyle. Hayır, hiç başka söyleyecek bir şey yok. Konu da yani üstüne konuşulmaya bile gerek yok yani ben öyle düşünüyorum. Konu bile edilecek bir mevzu değil yani. Türkiye Cumhuriyeti layıktır, layık kalacak yani bunun ötesi zaten olamaz. O yüzden dillendirmeye bile gerek yok bence. Bence de. Ve kimsenin... Neye hizmet ettiği de belli o tutuklanmanın evet. şeyin. İfade özgürlüğü noktasında da kimsenin attığı bir tweetten ötürü devlet tarafından bir yaptırma maruz bırakılmaması gerektiğini düşünmekteyim herhangi bir konuda açıkçası. Katılıyorum. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum yani bu konuda farklı görüşlere de saygım var tabii ki ama ben böyle düşünüyorum. Gelelim biraz daha ee, eğlenceli mi sen bilmiyorum ama Serdar Ortaç'ın TikTok'taki <laughs> canlı yayınlarında yaptığı şeyler yani artık nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum kendisini bir Mehmet Ali Erbil... evet Mehmet Ali Erbil yolunun yolcusu olduğunu söyleyebilirim yani <laughs> sanki biraz geçti mi pasta Mehmet Ali Erbil'i bitip yani şu son canlı yayında yani Olabilir. evet içip içip küfretmek yeni bir seviye gibi geldi bana. Doğru diyorsun. Bu arada şöyle oluyor. Şimdi e, iki tane farklı canlı yayın var değil mi? Aynı mı ikisi? Emin olamadım. Ha, onu bilmiyorum. Ben sadece şeyi izledim. Asistan'ın telefonunu elinden mecburen almak zorunda kaldığı ha. kısmı izledim. Tarkan'la küfret bir. Sen Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben Ömür boyu sıçam lan. Ya, ar ya. O gün Xanax, Lyrica bir tane adını anlayamadığım bir ilaç <laughs> ve viski içmiş. Ve sonrasında yaptığı açıklamada diyor ki resmen intihar etmişim ben zaten diyor. Sonraki gün gazeteciler evine gidiyorlar ve gerçekten şey yani hani hala toparlanabilmiş değil. Ve o günden ne dediğini de hatırlamıyor. O günden sonra açıp internete de bakmak istememiş doğal olarak. <laughs> Hiç bilmiyor yani. Çünkü gazeteciler soruyor. E, ne işte böyle böyle dediniz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ha valla öyle mi demişim bilmiyorum diyor. Hatırlamaması herkesin <laughs> ayrına diye düşünüyorum. <laughs> Evet ya çok kötü. Bak canlı yayınları bir ara güzeldi pandemide falan işte mücbir sebeplere katılıyordu. Böyle daha tatlı işte böyle bezmişti. Ne olacak bu halimiz ben artık seyahat etmek istiyorum şehirden şehre gezip konser vermek istiyorum falan modundaydı. Tatlıydı. Sonradan nasıl böyle oldu bilmiyorum yani. Hala bak sevgililer gününde ne hatırlıyorsunuz ne anıyorsunuz bir şey soruyorlar. Hala diyor ki Kuleo geliyor aklıma diyor. Evet. Mesela. Ya, kötü yani. Evet. Üzücü. Yani üzülemiyorum açıkçası. Bütün kazandığı parayı işte çarçur eden, e, hayatta çok fazla yanlış seçim yapan, elindeki bütün fırsatları şey yapan, kötüye kullanan ve kadınları da hayatındaki kadınları da devamlı olarak üzen. Bir de üstünde bu bahsettiğim canlı yayında az önceki konuştuğumuzda Tarkan'a küfrediyor. Asıl e, highlight o yani o canlı yayındaki. Evet, ee, evet, evet. bir diğerinde ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e inanılmaz bir şekilde yürüyor. Şimdi küfür edeceğim. Ebeden <laughs> başlayacağım. Yemin ediyorum. <laughs> Hala Serdar Bey'le devam et böyle. Böyle gitsin. Tamam. Arkadaşlar şu an şaka yapıyor. Hiç de şaka yapmıyorum abi. Yani böyle hareketler yapan bir insanı açıkçası ben üzülemiyorum. Bir de mücbir sebepler dedim ben mücbir sebeplerin bu kadar böyle eski ünlüyü tekrar parlatması şeyine biraz öfkeliyim yani. <laughs> keşke hayatımıza tekrar sokmasalar bu tipleri. <laughs> Niye ama kuşum aydın güzel olmadı mı pasta? Çok keyifliydi. Reklam reklam çizdiler, çiz 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 astar seyahate çıktılar falan eğlenceliydi. Ben o kadar asrar hayatı bilemedim şimdi o kadar şey takip etmedim ama mesela şey bir canbali falan çıkardılar hatırla ya tabii bir noktadan sonra artık nezaketen yazanları çıkarmak durumunda kaldılar bana sorarsan kimse ya, çıkınca bir heyecan bayağı. heyecanlandılar ama bir orada ama orada şöyle müzürlük ilk zamanlarıydı ve acayip evet. şeylerdi yani çok heyecanlanıyorlardı ufak bir ünlü bile gelse çok tatlılardı zaten ama evet sonradan yani şey gibi oldu. Demirbaş gibi falan olmaya başlamıştı bir can böyle haklısın. Evet mesela ona çok gerek yoktu. Ya benimki de laf tabii yani. Şimdi orada çok izlenen ünlülerin de ben de çıkayım falan dediği bir program yapıyorsun. Tabii ki alacaksın yani. Hani hem evet, izle evet. izletme açısından hem kimseyi kırmak istemezsin falan. Yani tabii ki öyle. Ama bir şey oldum. Mesela Nüket Duru o dönemde Ayşegül TV'nin bugün öğrendiğimiz <laughs> üzere arka planında olduğu bir PR çalışması içerisindeydi ya. Evet. Mücbir sebepler de mesela onun bir ayağı olmuş yani. Aslına bakarsan. Evet. Sonra evet, dönüş, o zaman tekrar fark etmiyorduk. Diyor. Evet. Evet, yani. evet. Hiçbir şey tesadüf değil. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum bir başka. Yani geçelim. Evet, evet, Bir başka PR kraliçesi. Son zamanlarda <laughs> imajı biraz çatırdayan Taylor Swift. Sen şimdi Taylor Swift fanlarını karşına mı alacaksın? Ben ona göre pozisyon alacağım çünkü. Bilmiyorum. <laughs> Onları nasıl yani onlar her şeye e, tetikleniyor olabilirler. Birazcık gerçekten şu an Türkiye'deki bence birinin fanı olarak en böyle kurmacı, en öfkeli ekip tetiklenebilirler bilmiyorum ama sanmıyorum. Şimdi şöyle ben sadece gerçekleri anlatacağım. Evet anlatıyorum. Aslında şimdi son zamanlarda Taylor Swift'e karşı oluşan bir negatif şey var. Algı, işte sürekli negatif haberler görüyoruz. Her yaptığı olay oluyor ama iyi anlamda değil. Ona biraz nasıl geldiğimizi anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz ya Taylor Swift aslında çok çok büyük bir isim. Yani her işte şeyde ödül töreninde bir sürü ödül kazanan işte Grammy'leri dizen Kanye West'le papaz olduktan sonra kariyeri kardeşimler ve Kanye West tarafından bitirilmeye çalışılan fakat düştüğü yerden bin kat güçlü çıkan. Evet. Evet. Yani gerçekten çok inanılmaz bir figür. Bana videosunu yapmamı da çok istiyorlar ve yapabilirim gerçekten. Biraz vaktimi Hı -hı. alır. Ha bu arada e, bu konuya geçmeden hemen şey söyleyeyim. Drama Talks'u kaydedeceğiz dediğim zaman insanlar ya artık Selena videosu gelsin. Gerçi günde 10 tane falan Selena videosu gelsin mesajı alıyorum. Gelecek merak etmeyin gelecek. Videolar ağaçta yetişmiyor sıkıntı o. Yani <laughs> Drama Talks'ı kaydedelim diyoruz. Bir günlük hazırlıkla kaydediyoruz ama videolar için aynısını söyleyemem. Yani O kadar fazla vaktimi alıyor ki hala... Selena Justin ilişkisinin içerisinde debelenmekteyim ben evet, günlerde. Evet, evet. İnanılmaz çünkü her detayına bakıyorum. Gerçekten belki ben birazcık üstüme fazla yük yüklemiş olabilirim, bilmiyorum. Neyse gelecek yani merak etmeyin. Telesifte geri dönecek olursam ya bu kadar güçlü fanlarla hele mesela Türkiye'de atıyorum Amerika'da iyi fanların olur, fanatik fanların olur. Türkiye'ye bu kadar etki nasıl etti? Başka ülkeler global nasıl... zaten. Tabii tabii yani ben ben şöyle bakıyorum hasta bu kadar global çapta herkese ulaşıp bu kadar yoğun bir kitleye ulaştığı zaman biri ve hani toksik bir şey de çok fazla olmadığı zaman bildiğim kadar öyle bir şey yok sen aydınlatırsın varsa da ama ben bu başarının kesinlikle kişiliğinden ve bir şeyleri çok iyi yönetebiliyor olmasından kaynaklı haklı sebepleri olduğunu düşünüyorum bu kadar büyük kütleyi konsolide edebilen sanatçıların. %100 ben de tam olarak onu söyleyecektim. Altının çok dolu olduğunu düşünüyorum yani. Hiç öyle ama hani ben dinlemiyorum şarkılarını tabii ki bilirim, severim ama yani fanı değilim ama ben kesinlikle bu kadar çok fanı olan ve hani gerçekten böyle toksik bir yerde olmayan insanların da çok altının dolu olduğunu düşünürüm yani. Vardır bir bildikleri derim bu kadar insanların. Ha şöyle vardır bir bildiklerinden ziyade aslında birazcık Taylor Swift'in ve ekibinin başarısı çünkü yani gerçekten toplumu yönetmek bir meziyet onu çok çok iyi yapıyorlar ne Hı -hı. zaman hangi haberi sokmaları gerektiği hangi haberi maskelemeleri gerektiğini işte onu unutturmaları gerektiği falan ve bu basın hakimiyeti günün sonunda hiç böyle şey, ışığı sönmeyen hiç bitmeyen evet. bir ün doğuruyor hatta Taylor Swift'in zaten kendisi söylüyor en büyük korkusu hani star şeyini star kumaşını kaybetmesiymiş yani bir gün atıyorum artık eskisi hı hı. gibi Taylor Swift'in ne yaptığı merak edilme menü, durumu işte belki konserlerin eskisi kadar hızlı soldat olmaması falan gibi en büyük kaygısı gibi mesela bir sürü örnek veririz ya yani evet, evet, herkesin evet, bir hı. peak dönemi var bu kadının peak dönemi geçmiyor mesela senelerde bitmedi yani peak'i bu böyle gerçekten şey değil tesadüfi değil yani şarkıları da ama beğenmezsiniz fark etmez üretiyor tabi tabi kesinlikle Zaten üretim olmadan çok zor da hani şeyle açıklanabilecek bir şey değil çok iyi müzik yapıyor kimler kimler çok iyi müzik yapıyor ya da işte çok güzel bir kadın kimler kimler çok güzel falan hani tek bir şeyle açıklanabilecek bir şey değil asıl evet. öyle dedim ya PR başarısı şimdi konuya gelecek olursam. Zaten sıkıntı şurada. Aslında Taylor Swift işte genelde medyada pozitif gösterilen, pozitif resmedilen bir insan. Zaman zaman negatif çektiği de negatif olaylar olduğu da oldu. Fanları savundu, etti. İşte dediğim gibi başka şekillerde o durumları yendi. Son zamanlarda küçük 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 böyle üst üste tuğlalar bindi. O yüzden böyle bugün en ufak bir şeyde çok negatif şeyler görmeye başladık. Hmm. Bu sürece nasıl geldik hızlıca onu anlatayım. Şimdi e, önceki Dramatalks'da mıydı? Aynen Dramatalks'da yanlış söylemiştik ismini. Matt Healy demiştik. Hangi evet, evet. sevgilisi? Aynen Travis Kelsey. E, Amerikan <laughs> futbolu oyuncusu. Şimdi zaten onunla sevgili oluşu ve bu sevgililiği, bu ilişkiyi çok fazla kameraların önünde yaşaması, bütün işte Amerikan futbolu maçlarına gitmesi ve zaten Amerikan futbolu maçına Taylor Swift geldiği için kameralarında onu çekmesi tabii, tabii. durumuyla hem pozitif hem negatif ilgiyi üstüne çekti. Bir de normalde futbol maçı izleyen kitlenin Taylor Swift'te bir özel olarak bir ilgisi yoktu. Böylelikle onlar da bir angajı oldular Taylor Swift'le. O kitle de tabii ki şey yani erkek ağırlıklı ve evet negatif şeyler söylemeye daha meyilli. Böyle bir başladı bu olay. Ardından e, Grammy geldi. Grammy'sini alırken işte yeni albümünü duyurdu. Fanlar çok sevindi ama şey yapanlar oldu. Biraz ucuz buldular mesela Grammy'yi alırken bir sonraki albümünü duyurmasını. O e, Grammy ödülü boyunca Lena Del Rey'i yanından ayırmadı ve sahneye zorla çıkardı. Buraya görüntüyü koymuştum. <laughs> İnanılmaz komik bir an. Onunla dalga geçildi, eleştirildi. Üstüne e, Grammy'yi alırken işte Selin Dion biliyorsun işte senelerdir şarkı söyle söyleyemeyen, işte ses evet. bir problemi olan biri. Ve hani aslında o da tekrar sahnelere dönüşünü simgeleyen bir şekilde Grammy'ye katıldı. Grammy'yi alırken Selin Dion'a özellikle bir teşekkür etmesi beklendi. Çok efsane bir isim olduğu için o da böyle hiç şey yapmadı, aldı. Gerçi sonra fotoğraf çekilmişler, konuşmuşlar tabii ki ama işte o da böyle eleştirildi falan. Böyle Grammy'da da şeyler bazı negatif eleştirmek için bahane yani. mi bulmuşlar bunlar? Biraz yani? öyle. Ne alaka? Demek zorunda mı yani? E i̇şte arasına. kadın çok gündemde anladın mı yani? Öyle olunca Allah Allah. her bir hareketi konuşuluyor. Sonra Grammy'nin hemen ardından çok kısa bir süre sonra Super Bowl geldi Amerika'nın işte şey bu Amerikan futbolu şeyi en büyük etkinliği finali yani ee, ve maçtan... şov Aynen reklam show yani markalar Super Bowl'a özel reklam kuşaklarına sadece o reklam kuşağında yayınlanması için reklamlar e, şey yaparlar, çekerler. E, dünyanın en pahalı reklam kuşağı falandır. Yani en azından Amerika'nın en pahalısı dünyanın da diye tahmin ediyorum zaten başkan olacak. Falan böyle bir etkinlik biliyorsun. İşte Rihanna mihanna sahneye çıkar tabii. Evet, Rihanna'yı evet, artık evet, göremiyoruz evet. keşke görebilsek. E, şimdi Taylor Swift maçtan hemen önce... E, turnesinin şey ayağındaydı Tokyo, Japonya ayağındaydı ve şey konuşulmaya başlandı İşte Taylor Swift maça yetişebilecek mi? Çünkü Travis Kelsey e, maçta oynuyor. Takımlardan evet. birinin oyuncusu. Bu böyle bayağı infial Taylor Swift yetişebilsin falan diye. Ondan <laughs> sonra tüm öyle tüm. bir gündem oldu ki e, Amerika'daki Japonya Büyükelçiliği yazı yayınlıyor resmi <laughs> yetişebilecek diye seferber olun bu <laughs> devlet <laughs> bizde bizde hata yok arkadaşlar yetişemezse bizden değil gibi 60 aynen, aynen. maili üstlerine <laughs> Ya Taylor Swift fanları işte bu kadar korkutucu yani anladın mı peki şey mi son anda mı girdi böyle maçta son dakikalarda mı yetişti yoksa başında var mıydı sanki oraya gidiyor gibi film gibi yani başından beri vardı sanki ama çok emin olamadım Japonya'dan işte gelmesi bu devletlerin ayağa kalkması falan mevzuları <laughs> şeyi gündeme getirdi şimdi Taylor Swift'le ilgili birkaç tane böyle Sura gelen negatif konu var. Bir tanesi politik meselelerde vocal diyeceğim. Ne denir? Yani tarafını belli etmemesi. Aynen aynen. Çok fazla konuşmaması, şey yapması falan. Çok eleştirili bir konu. Zaten sonradan aslında bu konuda aksiyon da aldı. Hani fanlar da der ki hani ama şunu yaptı, bunu yaptı, şu konuda konuştuk derler. Ama hı. fan olmayanlar ya da işte atıyorum başka kitlelerde yetersiz, yetersiz bulurlar. Çünkü Taylor Swift'in gücü hani bu Japonya bilmem ne olayında da görüyoruz ki aşırı fazla. Yani belki şu dönemin böyle en güçlü şeylerinden bir tanesidir. Belki en güçlüsüdür hı hı. yani ünlülerinden. Filistin'deki kırma dair de çok konuşulması eleştiriliyor. Neyse bir de şey var um, uçak mevzusu. Özel jetiyle özel jeti çok fazla kullanan isimlerden biri olması. Her yere özel jetiyle gitmesi. işte karbon Sakın salınımı. Sakın bana ay karbon evet. salınımı deme diyecektim. <laughs> Niye? <gülüyor> Ciddiyim. Gerçekten yani Aha. bunu mu diyorlar yani? Jetini kullandığı için karbon salınımı yaptığı için eleştiriliyor mu? Evet. Aynen. Okay. Peki. 2022'de bir tane makale yazılıyor. Şimdi Twitter'da Celebjets diye bir Twitter hesabı vardı kapatılana kadar. Oraya da geleceğim. Ha, hatırladım. hatırladım. Değil mi? Celebjets işte e, ünlülerin özel jetlerini. Bu bu arada herkesin ulaşabildiği şey bir bilgi. Kamuya açık bir bilgi. O böyle takip ediyor. Özel jetlerin numarasını bir şekilde öğreniyor mu? O da biliniyor mu? Emin olamadım. O işte özel jetin numarasını yazdığında rotasını falan görebiliyorsun. O şekilde takip edip Twitter'dan düzenli olarak işte kim kardeşin işte bugün saat 3'te 3 ile 3.30 arası şuradan şuraya gitti. Şu da rotası falan diye paylaşan bir <laughs> hesap. Ve Taylor Swift de bu hesapta çok fazla yer alıyor. Bu arada burada şöyle bir durum da var tabii ki yani tweet ne kadar çok tıklanma alacaksa, etkileşim alacaksa o kişiyi daha fazla paylaşmaya da meyillidir bu hesabın tabii. sahibi. <laughs> Böyle bir detay da var tabii ki ama Taylor Swift bu hesapta en çok yer alan isimmiş. 2022'de bir makale yazılıyor ve bu makalede bu Twitter hesabının bu çocuğun bu arada ismini de söyleyeyim size Jack Sweeney diye bir üniversite öğrencisi yönetiyor bu hesabı. Jack Sweeney'nin e, hesapta paylaştığı datadan yararlanarak makale yazılıyor ve deniyor ki işte e, son yıllarda karbon salınımına işte karbon emisyonuna en fazla katkısı olan yani negatif anlamda katkısı olan ünlülerin listesi. Birincisi de Taylor Swift. Ondan sonra bu konu biraz konuşuluyor. Geliyoruz bu da böyle süre gelen bir konu. Şimdi bu Japonya mevzusu da konuşulmaya başlanınca bu tekrar e, ortaya çıkıyor. Gündeme geliyor. Aynen, aynen. insanlar tekrar bu konuyu konuşmaya başlıyorlar ve sonrasında Jack Sweeney de tabii ki hani fırsatı görünce Taylor'a eğiliyor böyle ne yapıyor ne ediyor nereden nereye uçuyor falan diye ve bir işte 13 dakikalık bir mesafeyi özel jetiyle gittiğini raporluyor. sonra internet yerinden oynadı yani bu bilgiyle inanılmaz fazla mimler şakalar şukalar ve eleştiriler <laughs> çünkü arabayla gidilebilen bir gidilebilecek bir mesafe. Ee, sonuç olarak işte bunlar böyle üst üste gitti ve e, geldi ve işte her şey bin beter hale geldi Taylor Swift için böyle birazcık zor günler aslında bugünler o da o yüzden sürekli <laughs> Super Bowl maçlarında bilmem nerede gülücükler saçıyor hatta Super Bowl'da Travis Kelsey'ye sarılırken sevgilisi şey diyor e, uçaktan iner inmez nasıl buraya geldin helal olsun çok teşekkür ederim <laughs> aynen aynen ee, Taylor Swift de şey diyor Jet lag is a choice. Yani jet lag olmak bir seçimdir <laughs> diyor. Çok kötü bir cümle bence. <laughs> Saçma evet. sapan bir şey yani. O kadar aşığım ki vücudum jet lag olmuyor falan gibi. Ee, bu arada Taylor'ın menajer ekibi e, öncelikle bu Jack Sweeney'i dava ediyorlar. Daha doğrusu ihtar, ihtarname gönderiyorlar. E, hesabını kapatması, Taylor Swift hakkında bir daha asla bir şey raporlamaması, tweet atmaması ile alakalı. Ve Jack Sweeney daha önceden Elon Musk'la da papaz olmuş bir isim. Çünkü Elon Musk'ın da özel jetiyle yaptığı şeyler. Bir de şey değil mi bu? Pasta özel hayatın ihlali falan gibi de kesin bir yerden hani özel jet ya. Ev Hı -hı. gibi düşün, uçan ev gibi düşün. Belki evet. o yüzden hak yani dava kazanılacak olabilir gibi düşündüm bir an. Yani aslında kamuya açık bilgi işte hani Çünkü bu da gazetecilik Hı -hı. faaliyeti oluyor bence. Sanmıyorum kazanabileceğini. Ama hani uğraşır yani bir tane üniversite öğrencisi evet, 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 Taylor evet. Swift'in ekibine evet. ya da Elon Musk'a karşı ne yapabilir bilmiyorum. Gerçi Elon Musk'la olan mevzu biraz daha geçmişte yani bugüne kadar bu çocuk da inatla bu gazeteciliğini sürdürmüş. Devam etmiş. Evet hmm. yani bir bildiği var demek ki evet olabilir ee, işte Elon Musk'la da papaz olduğu için aslında Taylor Swift'e mihtar çekiyor muhtemelen Twitter'a falan da raporluyordur Elon Musk da bu fırsatı görüyor fırsat bu fırsat deyip çocuğun şeyini kapatıyor hesabını kapatıyor hmm. evet şu anda hesabı kapalı ama <laughs> Jack baksana. durur mu? Jack durur mu? Durmaz <laughs> Instagram'dan yürüyor yok şöyle yeni bir Twitter hesabı açıyor bu sefer Twitter hesabı sadece Taylor Swift'te dedik'e. İnadı inat Olsun. yani çocuğun. <laughs> evet aynen. Güzel güzel olay bence. Çok güzel. güzel ben son da böyle var. yapardım. Evet evet. Benimle uğraşıyorsunuz alın size diye. Ee, ve e, şeyde e, Taylor Swift'in menajeri de sanıyorum bunu 2022 yılında mı yapmıştı ya açıklamayı. Ya da yeni yapmışlar bilmiyorum. Şöyle bir açıklama yapıyor ekibi. Diyorlar ki şimdi e, Elon Musk videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şirketlere ya da böyle işte özel jeti falan olan böyle büyük isimlere, ünlülere verilen şöyle bir hak var. Ee, sen atıyorum karbon emisyonuna sebep oluyorsun işte özel jetinle ne, bilmem neyinle ne, işte fabrikanda falan. Ee, tamam okey diyor buna karşılık olarak karbon kredisi diye bir şey satın almak zorundasın diyor. Atıyorum şu kadar emisyon yapabilirsin bunun üstüne çıktığında devletten böyle karbon emisyonu vergi. kredisi alacaksın. Aynen vergi ödüyorsun. Buna da işte karbon kredisi diyorlar yani böyle göstermelik bir şey yani aslında şey gibi ya devlet yine <laughs> bunun üstünden para kazanıyor yani yine emisyon yapılıyor bir şey değişmiyor evet. devlete belli bir para ödeniyor güya hani devlette de belki ağaç dikiyor onunla bir fayda evet, evet, yani. yapmak durumunda tabii ama ne kadar yapılıyor onu da bilmiyoruz ee, ve işte Taylor Swift'in ekibi de diyor ki evet Taylor Swift özel jetini kullanıyor çok fazla ama e, kullandığının yani harça yaptığının e, karbon ayak izinin iki katı kadar fazla fazla şey alıyor diyor. Karbon Para kredisi ediyor. alıyor Hayır. diyor. <laughs> çok yani çok işte. Bence de. Yani şöyle 13 dakikalık mesafeye gitmek gerçekten saçmalık yani ama hani uzun bir uçuşta zaten yani çok ünlü olduğu için ve dünyada sayılı isim olduğu için hani yine okey gibi ama 13 dakikalık mesafe de garipmiş gerçekten. Bilmiyorum işte yani her işlerimi acele artık yani şimdi şey yapmak istemiyorum oturduğum yerden böyle ab ticari uçak kullansın falan hani belli evet. bir zenginlikte belli bir lüksü evet. belli bir yani, yoğunlukta yaşıyorlar. Tercih yani. etmiyor olabilir. Evet. Hani şey konusunda mesela sen benim duruşum biliyorsun sen de aynı düşünüyorsun. İşte ee, nedir mesela? Cam pipet kullanalım. Ha Cam pipet Twitter'da gündemdi yıkanabilir hijyenik pet evet 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 Allah Gereksiz. aşkına dünyanın bunu konuştuk arkadaşlar ton balığı yemiyorsunuz balık yemiyorsunuz Heh. çok daha büyük hayrınız dokunuyor kürdan kullanmamaktan falan yani aynen sağ üst köşeden o çok eski dramatolksumuza dördüncü beşinci dramatolksa gidebilirsiniz evet. dibine girdik bu konunun. aynen öyle yani ben kısacık ömrümde dünyanın misli misli yaptığı karbon emisyonu yani dünya zaten yok olmaya doğru gidiyor benim gelecekle ilgili pesimist görüşlerimi ben burada size anlatıp içini karartmak istemiyorum. Bir daha evet. Aynen. Buna çok minor yani kumsaldaki kum tanesi kadar bile olmayan katkımı dert edip Hayatı kendime zindan edecek değilim ama Taylor Swift konusunda böyle bakmıyorum. Hani çünkü gerçekten ben de özel jet kullanmıyorum yani şimdi hani baktığımda anladın evet. mı? Hani birazcık daha şey evet, yapılabilir tabii ki. Gerçekten büyük bir zarar veriyorlar. Bilmiyorum ya. E, komple kapatsın gitsin diyemem. Ya gerçekçi olmaz deriz de hani. Ama dediğin gibi 13 dakika da yani bilmiyorum ekstrem bir örnek. Belki bir kere böyle bir şey yapmıştır. Böyle gündem olmuştur. Bilemiyorsun tabii ki. Evet. Ama yani alışkanlık da olmuş olabilir. <laughs> ya bunların hepsi böyle. Bugün baktım mesela hani tenisift üzerinde <laughs> değil. Kim kardeşim de, işte kaç 25 dakikalık mesafeye gitmiştir. Karşıma çıkan tweet buydu mesela. Yani. Böyle çok şey enteresan. gibi taksi gibi kullanıyorlar yani. Hiç gerçekten hoş değil ve bu anlamda bir kamuoyu baskısı olması güzel. Çünkü kamuoyu baskısı olmadığı sürece bunlar bunu yapmaya devam edecekleri için. Ha tabii keşfi. canım çok özür dilerim. Dilan Polat da bu yüzden içeride şu an biliyorsun. Aynen öyle. <laughs> Uçak kiraladığı için şu an hapishanede yani oradan geldi. Ama tabii bizimki bizimki çevrecilik ve zerre kadar alakası yok da. Uçak kiralayanların hazin sonu. <laughs> evet evet aynen. Yani kamuoyu baskısı çok çok iyi Keşke hani bu kadar göz önündeki ünlülerden önce iş insanlarından falan başlasak hani anladın mı? Tabii canım. Evil tiplerle başlasak yani. Çok daha fazla zaten onlar bir de. <laughs> Kesinlikle etki çok daha. Dünya, uygunmuş. dünya tabii ki dünya starları dedin zaten bir elin beş pamandı geçmez o iş adamları iş insanlarının yani tek tek o zaman hesaplayalım karbon sorunlarını. Aynen aynen yani şey gibi geliyor zaten sürekli bana attığımız her adımda. ...aslında işte dünya yönetimlerin... ...hani bu böyle konflatörsüz gibi... ...algılamayın beni... ...bu sistemin en tepesindekilerin... ...bu sistemin ekmeğini en çok yiyenlerin... ...istediği alanlarda geziyoruz... ...anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ee, gidip işte şeyi konuşsak... Elon Musk'ın uçaklarını... ...konuşmak bence daha güzel. Şimdi Anneko biliyorsun geçen... E, ...bölümde... ...ben bu sene sonra bir izliyorum... ...bu bir sır değil... <laughs> ...ve bundan utanmıyorum... <laughs> Geçen bölümde işte konuşmamızı ister misiniz falan diye sormuştuk ve gerçekten <laughs> bir konuda The Drama Talks dinleyicisinin bu kadar ortaklaştığı başka bir konu hatırlamıyorum. Evet. Ne olur Asla. izle, iz, konuşmayın, nefret ediyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve biz ne yapıyoruz şu an konuşuyoruz. <laughs> İsterseniz e, Time geçebilirsiniz bu arada, ama e, hiç izlemeyen, hayatında hiç Survivor izlemeyen birinin de eğlenebileceği şekilde konuşmaya gayret edeceğiz diye düşünüyorum. En azından kendi adıma söyleyebilirim. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey oldu bu sene. Biliyorsun televizyon bu sene inanılmaz izleniyor. Yani televizyona çıkan her dizi mutlaka izleniyor. işte Kızılcık Şerbet onu konuşacağız bu arada. İşte e, neydi Kızıl Goncalar ondan sonra Bahar Demet Evgar'ın yeni dizisi İnci Taneleri. Bunların hepsi inanılmaz fazla izleniyor. Artı Survivor da aynı şekilde ki geçen sene Survivor'ın reytingleri çok kötüydü. Bu sene Survivor'ı tutturmak için Acun elinden gelen her şeyi yaptı. Durum böyle olunca hiçbir şey başarı tesadüf değildir. Üstüne bu kavgalar bilmem neler. O da hoşlarına gidiyor tabii Tüm ki. Tüm tuşlara basıyor ama. Bundan sonra ne yapacak çok merak ediyorum. Bir Bence sonraki o da kara kara yani. onu düşünüyordur. Seneye ne yapacağım diye düşünüyordur. Ona geleceğiz şimdi. O yüzden de demem o ki sürekli gündemde. Yani öyle olaylar oluyor ki zaten hani magazine düşüyor şöyle oluyor falan. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? <laughs> Şimdi bu sene şöyle bir şey var. Ee, Acun şunun farkında geçen sene hiç izlenmedi. Ki geçen seneki insanlar da biraz silikmiş bence. Ya ben geçen sene hiç bakmamıştım. İşte birinci nefiseymiş işte şampiyon falan. Bilmiyorum gönüllüler ekibinde çok iş yokmuş gibi geliyor. Poylazların senesi fena değildi ama o da çok çok izlenen bir sene değildi galiba. E, Gitgide bir düşüş grafiği vardı. Evet evet. Ama o yüzden Masterchef'te de All-Star yapmak durumunda kaldılar. Her neyse o yüzden All-Star yapması gerektiğini fark etti. Üstüne üstlük son All-Star'da da bu kadar dev isimler yoktu galiba. Yani en azından hepsi bir arada değildi. Değildi. Ee, hani gerçekten dediğin gibi bütün tuşlara basmak için Survivor'ın ünlü ettiği kaç tane karakter varsa biz hepsini bir araya toplayalım ki kesin izlensin. Yani bir şey yapmayalım, işimizi şansa bırakmayalım diye düşünmüşler. O yüzden... Tur abisinden Nagi Hanım'a, işte e, Hilmi Cem'inden Avatar Atakan'ına, herkes adada. Hepsi. Evet, bu insanların birçoğu artık hani kariyeri survivor olan yani kariyeri survivor'a gitmek olan insanlar. Üçüncüye gelen var. LinkedIn'e yazabilirler mi rahat rahat? Yazabilirler. Oyraz <laughs> <laughs> örnek alarak. <laughs> Kariyerleri bu ve e, geçmişteki başarıları onları tanımlayan şey yani atıyorum. İkinci oldum, üçüncü oldum, şampiyon oldum. Üzerinden evet. karakter kuran insanlar bunlar. Egoları tavan yani. Hepsi de birbirini tanıyor. Özel hayatlarında, İstanbul'daki hayatlarından tanışıyorlar. Bazıları yakın arkadaş, bazıları birbirinden nefret ediyor, bilmem ne. Yani öyle bir ekip bir arada ki... O yüzden de işte yani mesela Turabi geldi orada bir saygı görmeyi bekliyordu. Hani işte iki kez şampiyon, bir kez işte Amerika'da benzer Survivor'a benzer bir yarışmaya katılıp şampiyon olmuş falan. Böyle bir hürmet bekliyordu. bir şey olmadı tabii ki. Ona bir dellendi. Onu yediremedi falan. Ki bana soracak olursan Acun Turabi'yle bence işte kaç ay sonra gitti? Bir buçuk ay mı, iki ay mı? O kadar sürelik anlaşmıştı bence. En başından belliydi yani. Bana da öyle geliyor. Gelirken de sakattı ya o öyle demişti de olabilir hatta o şartla yani. Aynen aynen. H-Talks şey diyor hatta, bilmiyorum biliyor musun yayıncı, futbol yayıncısı. Beşiktaş gibi Yo, takım kurdu Acun. <laughs> yani sakatlık anlamında. Ben de futboldan çok anlıyormuşum <laughs> gibi. <avaya sıkıştırıp gülüyor> Hayırdır? <muydum>? <gülüyor> <gülüyor> Şok, şoklar içerisinde bir anda. Futbol yayıncısının Beşiktaş'la ilgili verdiği örneği. Evet. <laughs> çok enteresan. Okay. Anladın şey ama biliyor musun? H-Talks inanılmaz bir Survivor izleyicisiymiş ve Hakan Atipoğlu'yla kankiymiş. Geçmişte panoramaya her programa neredeyse çıkarılıyormuş falan böyle yayına bağlanıyormuş inanamıyorum o yüzden oturup oturup onun şeylerini sorar bir şeylerini izliyorum arka planda açıyorum. <laughs> okay. e, neyse sakatlar şeyi yani gerçekten dediğin gibi yani ne olursanız olun yine gelin yani ya terki falan denmiş yani. yani kaç para istiyorsanız vereceğim falan eminim evet, evet, ki evet, sözleşmelerinde evet. de yani maddeler şeydir hani ne bileyim paralarını arttırmışlardır ancak şöyle olursa gelirim demişlerdir bu sene SMS'in olmamasının sebebi biz SMS istemiyoruz çünkü hani atıyorum Nagi hmm. mesela yani ben halk beni belli bir oranda seviyor ama ben gücümü itibariyle evet. şampiyon olacak bir kadınım işte falan deyip şart koşmuştur falan sonuç olarak SMS'in olmaması bize yaradı tabi kavgalar gürültüler bugün Hanzade şey diyordu ekstradan psikolog arkadaşı demiş ki SMS aslında birazcık hani toplumun bir yarışmacılar üstündeki hani şeydi ya nasıl diyeyim sana toplumun varlığı SMS'le ölçülen bir şeydi. Hı hı. E, toplumda zaten süper ego'yu, insandaki süper egoyu besleyen bir şey yani kendine gün içerisinde ya da hayat içerisinde dur dediğin hani bu etik değil, bu ahlaki değil diye düşünerek kendi çeki düzen verdiğin bir tarafın. O yüzden süper ego devreden kalktığı için artık herkes böyle gerçekten şey gibi, gerçek survival gibi hayvani yani. <laughs> Hayır, küsürler, kıyametler, şeyler yani iftira, da, birbirine dalmak, saç baş girmek falan böyleli. O yüzden de Acun'da hakim olmakta zorlanıyor. Yani hakim olmakta zorlanmasının evet. bir sebebi oysa diğer sebebi de bu kadar Survivor'ın kendini kralı kraliçesi olarak gören insanların elinde biraz oyuncak olmuş olması açıkçası. Çok ya çok bildiğin oyuncak oldu gerçekten o egoların altında yani. Yapabildiği tek şey de sınıfa girip azarı çekip gitmek arkasından sınıf tekrardan coşuyor yani. Hiçbir şey etkisi O an böyle susuyorlar öğretmenin karşısında. Ama e, sonra aynen belgez bildiğini okumaya devam yani. E çünkü şey yani gerçekten hani Evet diyorlar ki mesela benim bu günlere gelmemde bu üne kavuşmamda Acun sayesinde oldu. Acun medya sayesinde oldu ama ben artık Acun medyayı da aştım. Hep böyle düşündüklerine yüzde eminim. Yani bu insanların egosu da sağlıklı bir seviyede değil zaten. O yüzden Acun'la da tınlamıyorlar yani. Diskalifiye ediyorsa etsin diye düşünüyorlar. Kaç kere bu söylendi yani. Diskalifiye olmak artık şey bir laf oldu. Gerekirse işte seni döveceğim diskalifiye de olurum yani. Seni dövmek pahası şey yani. <laughs> diskalifiye olmak pahası pahalı, seni dövmek evet, istiyorum gibi bir noktada var. Ha Bir de şeye gelecektim. Şimdi Survivor bu anlamda da değişti. Bir de dediğim gibi hani paralar işte her hafta bir para kazanıyor bu yarışmacılar falan. Üstüne bir de e, geçmişte adada sigara içiliyor mu konusu vardı. Yemek yeniyor mu konusu hı. vardı. Ve e, bu arada sigara konusunda şöyle bir şey var. Mesela ünlüler falan Muhtemelen içiyorlardı yani bunu şart koşan ve eli kozu güçlü olan tipler içiyorlardı. Ee, diğerleri de içmiyordu. Şey muhabbeti vardır ya Damlacan'ın işte e, kendi senesinde evet. Semih'in senesinde sigara içmesi işte yerden bir izmarit bulmuş falan gibi bir muhabbet hmm, vardı. Aynen, ne kadar de. doğru bilmiyoruz aynen bence de katılıyorum sana. E, bu sene işte artık bunlar iyice arşa çıktı. Çünkü ne ada hayatı izliyoruz ne adada eskiden işte pilav yapılırdı. 10 tane pirinç tanesi için kavga çıkardı. Artık hiç öyle bir şey yok. E, millet Protein işte... veriyoruz falan lafları çıkmadı mı şimdi? Geleceğim hemen. Hemen oraya geleceğim. E, şey falan insanlara birbirini dövdükleri falan için acın ceza veriyor. 5 <laughs> ödül cezası veriyor. Diyor ki 5 ödülden faydalanamayacaksın. Bunlar böyle şey okey. Tamam zaten kazanamıyoruz <laughs> falan o kadar umurlarında değil ki geçmiş senelerde ödülleri gördüklerinde ağızlarındaki suyun aktığını görürdün böyle bu sene kimse tınlamıyor yani karınlarının tok olduğu aşırı net ve bu çok konuşulmaya başlandı hatta e, eski bir videomu çok emin değilim de ata ata benli mi umarım yalnız söylemiyorumdur bir tane içerik üreticisi bir çocuk var. O e, geçen senelerde sanıyorum Birleşme Partisi'nde Dominik'te ağırlanıyor hani Acun Medya tarafından. Ve sonra şey diye bir reels yapıyor, içerik yapıyor işte. Aslında her gün adaya gitmiyorlar. işte oyun alanlarının arkasında bir kamp alanı var orada kalıyorlar. Ve işte yemek veriliyor falan gibi bir içerik yapıyor. Bunlar da iyice böyle ayıka çıkınca Acun bir açıklama yapma gereği duydu. Ve dedi ki işte sanki şu an karar vermişler gibi... Evet arkadaşlar herkes <laughs> çok fazla sakatlanıyor proteinsizlikten şeyden hmm. artık size proteinsel takviyeler, proteinsel, vergisel. <laughs> <ben> <laughs> <aynen. gülüyor> Bu sili kim kattı ya Türkçemize, güziyi de Türkçemize çok sinirliyim çok kötü bence. <laughs> Her yere doyuyor ya. Uyuyor evet. Podcastsel konular falan ben de böyle <laughs> Aynen. Öyle yani o da böyle bir açıklama yaptı. Çok masum biz de yedik yani açıkçası. Aynen ya zaten benim hoşuma gidiyor şu an Acun'un bu kıvamda olması. Giderek böyle de bir çökmesi artık alay konusu olması falan okey yani bana. Şimdi bu insanların kaç senelik geçmişleri var birbirlerini tanıyorlar falan ya. Çok alakasız mevzular üstünden sürekli kavga ediliyor ve kişisel özel hayat olduğu için de acunda yayınlanmıyor. yayınlamıyor. Direkt oraya giriliyor. Evet. Tabii tabii direkt oraya giriliyor. O, o adada olan olay da değil yani bunların Hı -hı. mevzusu. Yok sen diyor git bunu panoramada anlatırsın diyor Hakan'a mesela. Hı -hı. Sürekli bir şey yani. Survivor dışı hayatla ilgili bir şeyler söyleniyor. Ay o Geday nasıl sinir krizi geçirdi ya. Şu açıdan güzel oldu. Hani Yunus Emre'yi kudurtuyordu. Hakan'dan da çok hoşlanmıyorum da gerçi. Hakan da o yadayı kudurttu ve Yunus Emre'den beter bir hale düştü yani. Çok da büyük konuşmamak <laughs> lazımmış demek ki. Herkesin evet. bir bant eli varmış. Adam resmen yani sinir krizi nedir diye derslerde okutacak bir sinir krizi bu. Yani öyle söyleyeyim size. Bir şey söyleyeceğim. Sahra ayrıldı herhalde. Sahra ayrıldı aynen. Çok hızlı anlatıyorum. Şimdi Sahra'nın İdris diye bir kocası var. Bu İdris'in akıl sağlığı çok iyi değil anladığımız kadarıyla kıskançlığıyla <laughs> meşhur bir arkadaşımız Seda Aktuğlu diye de bir yarışmacı var Sahra'yla bu ikisi kankiler İstanbul'dan falan yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor Sahra Sahra'nın kocası İdris'le Seda'da tanışıyorlar onlar da aynı şekilde üçü böyle iyiler Seda yarışmaya biraz daha geç giriyor yedeklerden giriyor ve yarışmaya girmeden önce Dominik'teyken fakat henüz yarışmaya girmemişken oteldeyken İdris'le konuşuyorlar, mesajlaşıyorlar, konuşuyorlar falan. Sahraos'a da yarışmada. Daha sonra yarışmaya giriyor, giriyorlar, Seda da giriyor. Seda eleniyor, elendikten sonra elenmeyi hazmedemiyor. Ve Sahra'nın onu korumasını beklemiş efendim. Beni korumadı, hmm. beni yarışmada tutamadı demiş. Sahra zaten kendisini bile tutabilecek şey de bir <laughs> kuvvet de ve şey de değil yani. Neyse buna acayip kinlenmiş ve intikam almak için İdris arayıp demiş ki Sahra senin hakkında adada millete diyor ki ben onun servetine çökeceğim. Böyle bir iftira atmış Sahra'ya. Ve işte ailelerini mahallelerini de aramış hızını alamayıp. Sahra'dan dinliyoruz Allah Allah. bunları evet yani de o da bambaşka bir deli herhalde ki biraz değişik bir arkadaş o da sonrasında e, bu konu şöyle oluyor İdris sinirden deliriyor ve Acun arıyor Acun medyayı arıyor Acun da bir şekilde işte bu konuyu ne yapıyor bilmiyorum ama Sahra'ya intikal ediyor konu ve Sahra zaten bu Nagihan'la mevzular falan derken çok kötü bir hmm. survivor geçiriyor bir de üstüne bu gelince evliliğini kurtarmak için ve ailesine bak şey yapmak için babası tansiyon hastasıymış hastanelik olmuş falan böyle şeyler Hmm. Ee, bu konuyu çözmek için yarışmadan çekildi. Zaten sakattı falan filan deyip. Ondan sonra e, çekildikten sonra bir canlı yayın açıp bunları anlattı. Bu sırada Seda da kendini aklamak için İdris'in ona attığı mesajları ifşa etti. Bu olaydan hemen önce. İdris Seda adaya şeye girmeden adadayken ama yarışmaya girmeden önce... Sahra'nın Ogeday'ın üstüne atladığı hani çirkin amiyane tabirle çok çirkin şeyler söylemiş bu arada. Ben böyle hani olabildiğince yumuşatıyorum. Hani e, sevinme anında sarılmalarından bahsediyor aslında ama böyle ne bu? böyle sarmaş dolaş üstüne atlıyor falan gibi kendi karısı Hı -hı. hakkında. ...şeye akıl danışıyor. Niye böyle yapıyor diyor Sahra. Aynen. aynen. Seda'ya soruyor. Kıskançlık krizi geçirip çok çirkin laflar ediyor kendi karısı hakkında. Seda da bunu paylaşınca tabii ki İdris'in... Ama Seda da şey demiş orada. Yok be hani onlar sevinç e, sarılması. Hani şey yapmamış, körüklememiş o mesajlarda. Tabii tabii aynen. O mesajlarda İdris kötü görünüyor zaten. Onu paylaştı falan. Sonra İdris de kötü görününce... ...kendi adına bir açıklama yapıp... ...böyle işte Seda'yı şey yapmış hani yuva, yuvamızı yıkmaya çalışıyor falan diye Seda'yı suçlamış. Sahra'da zaten İdris gibi düşünüyor olacak ki canlı yayında da dike işte kaç senelik arkadaşımdan kazık yedim falan diye bir açıklama Hı -hı. yaptı ve konuyu kapatıyorum. Bu çirkin konuyu Evet, 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 lütfen. <laughs> of, okey. E Neko, ko başka neler izliyorsun sadece Survivor değildir diye tahmin ediyoruz. Ay. <laughs> evet bir şeyler izli yani okuyorum izliyorum genelde bu aralar kitap dönemindeyim ama o ok izlediğim de seninle konuştuk daha doğrusu sen bana dedim podcastta bundan bahsetmek istiyorum deyince ben de hemen onu izledim e, aşk neydi e, aşk dinledim. mark ve ölüm aşk mark ve ölüm onu izledim en son Çok e, çok değişikti güzel bir belgeseldi ondan konuşabiliriz istersen. Olur derinlikle. çok sevinirim. Ben ikinciyi izledim. Ee, şey vizyondayken festival, festivale gelmişti galiba. Festivale gitmiştim. Hı hı. de ee, Mubi'de tekrar izledim ve tekrar bayıldım. O yüzden böyle yüksektim yani konuşalım istedim. Konuşalım. Ne düşünüyorsun? En çok, en çok neyini beğendin? En çok neyini beğendim? Bu kadar müzik ağırlıklı bir belgesel olup. Bu arada hani hiç bilmeyenler için çok kısa söyleyelim. Ee, zamanında Almanya Çeşitli ülkelerden işçi alımı yaptığı zamanlarda e, Türkiye'den de alıyor Almanca dediğimiz kesim oraya gidiyor Hı -hı. çalışmak üzere bu kesimin orada nasıl bir muamele gördüğü ve e, orada kendi hayatlarını nasıl yaşadıkları nasıl müzik yaptıkları orada bir alt kültür doğuyor oraya giden Türkler Evet. o kültürün doğuşunu anlatıyor aslında çok doğru aynen öyle yani aslında hani oranın kendi sanatçıları var kendi işte kendi zeki müreni var kendi işte kibaryesi var sallıyorum Hı -hı. Bizim hiç bilmediğimiz dünyalar, en azından benim. Evet. Ki belgeselin yönetmeni, hemen ismini söyleyeceğim, Cem Kaya. Almanya'da yaşayan bir yönetmen işte. E, Almanya'da yaşayan Türk bir yönetmen. Ve bu film içinde e, Kutsal Motor'dan biraz yorumlarını dinledim, onlar söylüyorlardı. E, Alman devletinden de bir fon alıyor. Yani aslında Hı -hı. Almanya devleti kendilerini kötüleyen, büyük ölçüde hani kendi ırkçılıklarını yüzüne vuran bir filmi evet, fonlamış. Evet, evet, evet. Çok da güzel bir durum bu en çok şeyi sevdim ona geleyim hemen bitiriyorum ee, biçimin içerikli uyumu o böyle bu oradaki müzikler müzikler mükemmel oradaki insanların o çok renkli ve eklektik böyle hani hem Avrupayı hem Oriental'in evet. karışımı evet, evet. dünyasını bütün belgeseli şeyiyle vermesi o kaotikliği o renkleriyle vermesi inanılmaz ya çok çok ince Ay, tek bir şey. şarkı olsaydı bu film Aynen o. İşte ona zaten Arebesk diyor. E, Arebesk ile Arembi'nin karışımı. Tam bence filmin özeti o şarkı yani. Mükemmel. Onun doğuşu, işte onu anlatılması, kısımlar çok güzeldi. Ben tabii en çok Kartel bölümünde bir hmm. gözlerim doldu. <laughs> Çünkü ben 95 yılında işte e, Kartel görüyorum. Aslında şu kafayla dinlediğimde aşırı derecede propaganda Aşırı derecede hani çağırıyor gelin diyor bize katılın diyor bombalar bilmem ne falan yani içerik inanılmaz bir şey aslında biz tabii onu o kafayla dinlemiyorduk ayrı mesele de o da mesela Türkiye'ye esirayet etmişti acayip derecede. Evet yani şey de var falan. belgeselde Ay, Kila Hakan'da var çok kısa. Evet adım. evet evet aslında tabii kapsamında değil günümüze kadar getirmiş olsaydı Ezeli falan da görmeyi çok isterdim izlemeyi çok onu isterdim. Onu diyecektim aynen onu diyecektim Ezeli göremedim. Aslında Ezel'in bir yorumunu hani kendi müziğiyle ilgili bir şey içer içermese de Ezel'in yorumunu görebilirdik. Çünkü o da e, Almanya'daki Türkler konusunda çok şey bir, yani oradaki o geçmişi Türklerin yaptığı müziği falan ince ince böyle oraya gittiğinde öğrenen dinleyen ve oradaki işte Almancı Türklerle, orada yetişmiş üçüncü nesil Türklerle işbirliği yapan falan bir Yani değerli yorumları olurdu gibi geldi. Keşke o da olsaymış. Peki şeyim bu yani. <laughs> Çok güzel bir belgesel. Evet. Çok öneriyoruz arkadaşlar. Yani aslında bir ülkede göçmen olmanın, göçmen bir işçi olmanın, yani yaşadığın koşulların... Çünkü şöyle bir şey var şimdi. Seni... E... Oranın vatandaşı değilsin artık ikinci sınıf bir insan olarak alıyor. Tabii ki bunu belli bir ölçüde bilerek oraya gidiyorsun. Ama insan da robot değil ya. Yani gün, günlük hayatında bir ırkçılıkla karşılaştığında ki insanlar dayak yiyorlar öldüresiye dövülüyorlar birçok evleri yaşarak, yakılıyor evleri yakılıyor çok iğrençler şarayşıyorlar çok korkunç. Ee, onun dışında da hani o olmasa bile şu an gitsek atıyorum şeye e, Hı -hı. dışında bir ülkeye gündelik olarak kasiyerin yaptığı bir bilmeği bir söz insanın canını sıkar ya. Hı hı. ve bunları söylemeye, bunları konuşup o insanları eleştirmeye de herkesin hakkı olduğunu düşünüyorum ben yani çünkü ırkçılık dediğimiz şey e, tamamen ön yargıdan doğan bireysel olarak senin hiçbir e, nasıl diyeyim sana sen bireysel olarak Türkleri ya da bireysel olarak bir işte şeyi temsil etmiyorsun aslına bakarsan sen, sen bir kişisin seni sadece hı hı. Türk olman bir şey olman doğru şey yapmıyor ya tanımlamıyor ya fakat oradaki insanların gözünde sadece bir Türksün. Üçüncü sınıf vatandaşsın. Bilmem nesin. Ha, Orta doğusun. Ee, o psikoloji ve oradan doğan o protest. E, evet, şey de e, enteresan pasta. İlk din nesil olduğunu düşün. ilk daha oraya ayak basıyorsun. Zaten bir kabullenişle gidiyorsun. Dediğin gibi hani ben buraya çalışmaya geldim. bunu Ben işçi olarak geldim ama ikinci, üçüncü nesil artık sen oranın halkısın. Doğmuşsun. Evet. Orada okuyorsun. O işte hala onların o muameleyi görmesi zaten e, tamamıyla kendi kültürlerini yayma şeyini körüklüyor işte düğünler yapılıyor işte o Hı -hı. düğünlerden sanatçılar çıkıyor vesaire alt kültür oluşuyor hani o ilk değil o ikinci nesil asıl ilk nesil gurbet acısı çekiyor ikinci Hı -hı. nesilde gurbet acısı diye bir şey yok bilmiyor çünkü Türkiye'yi ama ama e, hala ki, oralı dil Türkçe, değil hala oralı değil çok arada kalmış bir şekilde sonu falan da çok güzeldi. Son sahne de beni çok etkiledi. Aslında hiçbir şey yok sahnede. Sadece bağlamasını çalıyor ama ben bu bayağı etkilendim. Yani çok hoşuma gitti. Katılıyorum. Ee, şey filmin sonuna kadar izleyip credit, credit after credits var yani. Bekleyin. Bir sinemada sabredememiştik. Hı -hı. Öyle bir info gelmişti kulağımıza. Bir türlü gelmedi ve şey dedik yani. Herhalde biz yanlış duyduk, yanlış Hı -hı. öğrendik falan deyip çıkmıştık. Herkes çıkıyordu falan. Verse varmış. Çok da güzel bir sahneymiş. Okey. Bir de hani Kısılcık Şerbet'i izliyor musun ya? Çok yine çok gerekli bir konu. <laughs> Acil <laughs> gerekli konu. Yani şöyle son 2-3 bölümünü izlemedim ama izledim yani onun dışında. Hiç mi izle, izleyecek yerlerim ağrıyor gerçekten artık Allah yani. kahretsin Kısılcık Şerbet'in gerçekten. Nursema'nın videosunu yaptığım güne yazıklar <laughs> Yani Dubai güzellemesinden sonra ben artık bakmayacağım diziye yani. Ya zaten bir şeylerin bölümlerin bir 5 dakikası reklam. Bir de çok çok böyle ucuz bir şekilde yani reklam yapılıyor falan. Ee, bir de onun üstüne şey yani işte rütün müdahalesiyle beraber aslında çok böyle alttan alta verilen korkunç mesajlar var. İşte Doğan'ın nafaka almadığını, Nurseman'ın Doğan niye nafaka istemedin diye sorduğunda Doğan'ın ben işte öyle bir beklentiyle evlenmedim ve hakkım olduğunu düşün Yani işte nasıl diyeyim sana ne diyor tam olarak Hakkım olduğunu düşünmüyorum demiyor da ona getiriyor yani. Gerek yok diyor. Hı -hı. Ben sevdim diyor. Kadınlar diyor e, bence böyle olmalı diyor. Sonra nafaka aldığında erkekler nafaka verdiğinde o kadının sahibi gibi hissediyor. Ben bunu istemiyorum ya falan diyor. Ya, ne alakası var? <laughs> Çocuğa kim bez alacak? Kim okulun parasını ödeyecek? Sonra hepsi ortadan yok oluyor. İkinci aileyi buluyor. Kadın çocukla baş başa kalıyor. Yani. Aynen sen öyle. Yani e, doğanın ...okumasını engelleyen Fatih, çalışmasını engelleyen Fatih... ...bir hastanede çalışıyorken, e, diş hekimi miydi? Diş, dişçilik yani. Ha. Bir diş hastanesinde çalışıyorken erkek hasta görmemesi için hastaneye rüşvet veren... ...bütün işlerine taş koyan, okuldan yaka paça alan... ...sen niye okula geldin falan gibi, i̇şte böyle mi giyindin falan... O, ...o tarz bir şey olmuştu, neyse hatırlayamadım şimdi tam olarak ilk bölümlerde. Bunu yapan Fatih, yani sen aslında... Ekonomik olarak bu adama bağımlı kalmışsın. Şimdi de annene bağımlısın. Tekrar okula devam ediyor güya. Senin nafaka almak en büyük hakkın bu birincisi. İkincisi de bu hakkın hangi çerçevede olacağı ve ne kadar bir nafaka vereceği mahkeme tarafından belirlenecek. Devlet olarak. belirleyecek zaten Aynen öyle. Bütün bu durum göz önüne alınacak. Yani zengin olan sen olsaydın Fatih nafaka alıyor olacaktı atıyorum. Ya da çocuğun velayeti ondaysa falan. Hı hı. Yani bu böyle bir şey ya. Yani of çok çok tetikleniyorum gerçekten kafayı yiyeceğim yani. Bir de Fatih'in yaptığı bütün o rezaletler yani gerçekten kıza yaptığı işkenceler unutuldu. Kıv kıv şey, Kıvılcım bir anda işte doğa işte boşandıktan sonra bir depresyonda çünkü hala aşık ya kızımız. Çünkü etrafında aklı çalışan tek bir kişi olmadığı için kimse kızı Fatih'ten soğutamadı. Kız hala aşık tekrar aşık oldu hatta öyle de diyebiliriz. Kıvılcım gidip diyor ki senin seçiminde. Şimdi böyle de yapamazsın. Tabii ki hayatına devam edecek. Tabii ki ilişki yapacak. Abi bu çocuk aşkından yanıp tutuşuyordu. Boşandıkları gün kız ayarlandı çocuğa. Evlenecek falan. Ve senin annesi, kızın annesi olarak yaptığın yorum senin seçimin. O tabii ki hayatına bakacak. Desene bu adam zaten iğrenç bir adamdı. Sana şunları yaptı. Boş ver kurtuldun kızım. Şanslı say kendini. Ha? Yok ya. Ay yani neyse çok deliriyor. Boşanırsanız böyle olura gelmiştir resmen yani aile Tabii. kurumu çok önemli. Aynen aynen. Bir de şey yani neyse senaristler tamamen hani hem devlet baskısıyla bir takım mesajlar veriyorlar. Artık o o şeyler nasıl çalışıyor arka planda bilmiyoruz. Yani bir takım uyarılar mı yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir de e, mesela atıyorum dizide iki tane karakteri biraz yan yana getiriyorlar. Aralarında bir flörtleşme, bir yakınlaşma varmış gibi yapıp sosyal medyadaki tepkilere bakıyorlar. Hmm. Tepkilere göre de karar veriyorlar. O yüzden de bir şey oldu yani. Dizideki herkes birbiriyle matchleşiyor sırayla. <laughs> yani artık şey gibi bir şey izliyoruz. Bender Snatch vardı ya Netflix'te sen karar <laughs> veriyorsun. Öyle bir şey izliyoruz yani. Twitter'dan şey yapabilirsiniz mesela. hashtag çalışması yapın. Ben deyin ki Nur Sema ile Rüzgar'ın beraber olmasını istiyorum falan deyip yeterince kamuoyu toplarsanız senaristler onu yapacaktır. Bu kadar basit yani evet. şu anki durum. Şimdi son olarak da şey konuşalım istiyorum. Ee, yine canım Ayşegül, Ayşegül TV Sağ olsun yayın kanalından çok besleniyorum onun konuştuğu konularda. Bu influencerların, ünlülerin motivasyonel işte ilham verici bir takım konuşmaları böyle onlardan alınan kesitler ee, hayatta işte şunu yapın şöyle düşünün ki istediklerinize erişesiniz falan gibi biliyorsunuz ki böyle bir tür evet. var <laughs> TED konuşması gibi bir şey yani birazcık daha böyle z Generation'ın bu manifesting falan şeyine de hmm. trendine de uygun ee, ve onların arasından da aslında işte bunu biliyorsun işte ünlüler de Çağlı Şiker falan çok fazla yapıyorlar hmm. Ece Target'ın da bir podcastı var tamamen bu tema üstüne kurulu onun bir reelsi var hayatım güzelleşsin istiyorum diyorsun mesela arkasından da daha çok para kazanayım evim olsun arabam olsun Diyorsun. Sana şunu soracağım. Güzel bir hayat, para, ev, araba mı? Ha şu olabilir. Bir evim olsun. İçinde sıcak yemekler pişsin. Sevdiklerimle bir sofrada oturalım. Yüzüme güneşin vurduğu bir köşede sakince oturayım. Ya da sevdiklerimin hepsini davet edeyim. Çılgın partiler yapalım o evde. Çok eğlenelim, çok gülelim. Neyse artık senin ruhuna güzel gelen şey. Veya bir arabam olsun. O arabayla dünyayı gezebileyim. Arabayla bir yolculuğa çıkayım. Şunu anlamamız Evet yani şöyle e, baktığın zaman aslında e, mantıksız değil yani ya da bilinmemiş bir şey söylemiyor. Diyor ki işte para istiyorsun, ev istiyorsun ama asıl istemen gereken şey huzur, asıl istemen gereken şey o evdeki sıcaklık falan. Yani bir sen nereden biliyorsun insanların böyle bir şey istemediğini? Yani bu çok zaten ilk akla gelen şey değil midir yani ya da veya ev araba istiyorum diyen insan niye yanlış olsun ki yani belki o arabayla çok mutlu olacağını düşünüyor olmayacaksa bile günün sonunda bunu kendisini zaten yaşaması gerekiyor ha evet para saadet getirmiyormuş asıl saadet huzurdaymış falan gibi şeyleri yani bunu biz bu podcast'ı dinleyip mi öğrendik öğreneceğiz bilmiyorum bana böyle gökyüzü mavi demekten öteye geçmiyor gibi geliyor bu tarz şeyler ben ekstra ekstra edit oluyorum bir de yani ya da böyle çok basic, çok hani hayata sıfırdan başlamış ortaokulda bile dinlese belki aydınlanmayacak tarzda insanlar için yapılan, söylenen sözler gibi geliyor. Yani çok büyük büyük laflar gibi gözüküyor. Aslında o kadar yani içi boş ki çok böyle edit oluyorum. Bu tarz yani Ece Tarık'ın üzerinde söylemiyorum. Ben sadece lafa bakıyorum. Kişiden bağımsız konuşuyorum. Söylenen cümle yani önüme gelen cümleden bahsediyorum. Aynı şekilde işte motivasyonel konuşmalar. İşte zaten komple yalan yani motivasyonel konuşmaların e, problemi şu e, seni tatmin etmeye çalışıyor duygusal açlığını halbuki orada yapılması gereken şey harekete geçmek ya hiçbir zaman harekete geçmiyorsun motivasyonel konuşma dinliyorsun 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 ama ne yapacağım şimdi yani sonuçta senin onu aksiyona döndürmen lazım bir işe yarasın. Atıyorum mesela şimdi çok ekstrem örnek olacak iş yerindesin ve işte CEO gelip ya da CEO da değil bunu özel konuşmacı getirtirler iş yerine o Aha. beyaz zekalar mutlu olsun diye orada aslında alt metin şudur yani ırgat gibi çalışmaya devam edin belki bir gün şirinleri görebilirsinizdir onun hep alt metin şeyi Aynen. onun yerine egzel eğitimi aldırsalar çok daha hayırlı biliyor musun en azından bir şey öğrenir yani yapıp bir işi daha hızlı yapmayı öğrenir ve daha motive olabilir yani o insan Hani Excel eğitimi falan daha bence faydalı motivasyonel konuşmalardan o kadar hızlı oluyorum yani. O kadar sinir oluyorum. Ben de aynı şekilde. Şöyle bir anekdotla e, bu konuya girişimi yapacağım. E, bizim... Of dur bir dakika. Neyse dinleyenler anlayacaktır. Asıl anlamaması gereken dinlemiyordur diye düşünüyorum. Eski bir şirketimde... E, Yöneticilerimize verdi işte çalışanlar yöneticileri puanlıyor yöneticiler çalışanları puanlıyor ve bütün bu puanlar İK'nın şeyine gidiyor hı hı. anonim bir şekilde sonuç olarak da sonuçlar açıklanıyor. Bizim departmanın yöneticilerine verdiği puanlar çok düşük çıktı. Ve İK'de bu konuda nasıl bir aksiyon alalım diye düşünüp bizi bir araya getirip problemlerin konuşulmasını istedi ve bir workshop gibi bir şey yaptık. Gruplara bölünüp konu başlıkları altında neyden memnun değiliz yöneticiler ne, ne yaparsa daha iyi bir noktaya geliriz daha memnun oluruz gibi şeyler sıraladık. Dünyanın en gergin şeyi yani The Office sahnesi gibi bir şey hayal edin. Ne yazsan olmaz yani belki yazmak istediğin tonlarca şey var ama kovulmak da istemiyorsun falan gibi çok manasız şeyler bunlar yani. Her neyse sonrasında işte bir şeyler yazıldı tabii yöneticilerin de egosu zedelendi bunlar okunduğunda çünkü çok sert şeyler yazanlar da olmuştu artık yani kovuyorsanız kovun İsim gibi vererek bir mi mantıklı. yazılıyorlar? Yok hayır. Okey. Hayır yani, yöneticinin ismi veriliyor mu? Veriliyor. Aileştirilen ki. Ama ha, o kadar o. az yönetici var ki. <laughs> suya aynen. yazılan yazı gibi mi yani workshop? tam olarak öyle bir çok az mu? yönetici var karşındalar İK, ha, İK şey eşlik ediyor bir de toplantıya eşlik ediyor yani gerçekten onlar için gergin bir an aslına bakarsan hmm. efektif de bir yandan neyse okay. sonuç olarak bunlar okundu falan gerildi yöneticiler çok gerildi yani hiç hoşnut olmadılar ve bir tane arkadaşımız da e, işte üstüne konuştuk birazcık işte dedi ki ben e, Çalışma saatlerimin işte şeyinden belli olmamasından, bu kadar fazla çalışıyor olmaktan, her şeyin benden bekleniyor olmasından çok mutsuzum. İş hayat, iş özel hayat dengem çok kötü gibi. Gayet yerinde bir e, şey evet. eleştiri getirdi. Yöneticilerden biri dedi ki, böyle çok böyle bilge bir edayla, e, ya yani dedi benim eskiden dedi yaşam koçum vardı, dedi, hala vardı galiba. Bilmiyorum. Şu yaşam an dinlemeyi bıraktım. Ha, <laughs> <Değil mi? gülüyor> ben Bıraktım hiçbir şey önemli. Gözüne perde iniyor insanı bu anlarda <laughs> ya. Kendimi de ofiste hayal ettim böyle pemin yerinde falan. Neyse yaşam koçum bana dedi ki diyor işte ben de çok şikayetçiydim. Bu arada bulunduğu konum o zamanlarda yöneticilik pozisyonu. Bunu söyleyen kız da yönetici falan değil yani. Neyse yaşam koçuna gitmiş demiş ki ya ben çok yoğun çalışıyorum. Aileme vakit ayıramıyorum. İş özel hayat dengem yok falan. Yaşam koçu da demiş ki sen hayatta ne istiyorsun? Başarılı olmak istiyorsan işte bir süre daha buna katlanacaksın. Hayatta ne istediğini bilmek önemli. Böyle işte şey yapacaksın bunu yaşaman gerekiyor falan demiş. Okey bu o yöneticiye verilmiş doğru bir tavsiye olabilir. Yaşam koçundan geldiği bilgisini bir kenara bırakıyorum, ona gülerim <laughs> sadece ama doğru bir tavsiye olabilir. Fakat hakkını arayan çalışanına bunu söylemek, yani ben senden e, hayata dair bir motivasyon istediğimi söylemedim. Ben senden hakkımı istiyorum. Ben evet. işte diyor ki mesela ne istediğine karar ver diyor. Eğer gerçekten diyor başarılı olmak istiyorsan bu şikayetlerini bırakacaksın. Ha diyor sanki ben e, maaşımı alayım evime gideyim rahat edeyim diyorsan da o zaman diyecek bir şeyim yok diyor e, evet niye böyle büyük bir yük e onu da ki ki. yapamıyor Onun evine gidip dinlenemiyor zaten problem e, orada kız belli ki onu istiyor ki zaten bu konuyu açmış yani orada sana evet. ne demesini bekliyorsun ki yok ben başarılı olmak istemiyorum mu diyecek yani ben iş azar hayat dengem dengede olduğu koşullar altında başarılı olmak istiyorum gece on buçukta bana mesaj atma kardeşim bunu nasıl ifade edebilir ki daha kibarca? Yani bu bütün bu motivasyonel şeyler, o yüzden beni o, o ana götürüyor. Yani hani e, tabii ki evet. bu motivasyonel konuşmaların dediğin gibi bir alıcısı. Yani de, sen demedin gerçi ben o sözü düşünmüştüm pardon. Bir alıcısı var sonuç olarak. Hani biz böyle kim evet. dinliyor ki abi falan demedim. Çok yo, yo, yani yok yok dinleniyor hayır. Tabii tabii yani. dinleniyor. Ama senin de dediğin gibi çok böyle e, gerçekten hiç iyi iyi bir şeye sebep olduğunu düşünmüyorum. Bu konuşmaları yapan insanlar gerçekten kendilerini bir guru gibi hissetmeyi seviyorlar. Hani sanki insanları iyiliğe sevk ediyoruz, Hı. çok iyi şeyler yapıyoruz falan. Ama tam tersi insanları günlük hayat koşullarına karşı isyan etmekten alıkoyuyorlar ve sanki hayatta her Luşturucu şey gibi. Aynen öyle. Hayatta her şey bizim elimizdedir. Kapitalizm bize pompaladığı düşünce var ya. Ne kadar Hı. çalışırsan o kadar zengin ve başarılı olursun. Hayır. Hayır, var bir şey. Bir yok. de, bir de şu, tabii ki şöyle bir şey var pasta bu konuda. Ee, bir karşıdaki insan başarı hikayesini anlatıyor, tamam mı? Şöyle bir şey olabilir. Yani bu bu kadar hani bana göre mesela donanımsız ya da böyle salak salak konuşuyor. Bu yapmış, ben niye yapamıyorum Değil mi? Ekstra bir Demör, demoralize olabilirsin, demotive olabilirsin. Ya da e, bu kadar insan yapıyor ya herkes bir TED konuşması yapıyor, herkes bir şey başarı hikayesi anlatıyor. Benim neyim eksik? Yani bende bir sıkıntı var herhalde diye düşünüyor, düşünürsün yani. Çünkü motivasyon dediğin şey anlıktır. Sürekli motive gezemezsin zaten. Hı -hı. Sen bir döneme girersin. Bir işiniz normal üstünde yaparsın. Sonra bir düşersin. Bir şey olur, motive olursun, geri çıkarsın yani. Ya da normal seviyede giderken motive olup daha üste çıkarsın. Bu anlık bir şeydir. Sürekli motivasyon konuşmaları dinlemek uyuşturur. Ben buna inanıyorum. Yani en önemli şey, en önemli şey aksiyondur. Sen bu bir kere harekete geç, zaten o aksiyon seni motive edecek. Sen o işe başlamadan ya da o yapmaya çalıştığın şey için motivasyon arıyorsun ama e, yapmaya çalıştığın şey erteliyor olabilirsin o motivasyonu arayana kadar. Yani bir başla da. O zaten sen motive olursun. Bir şekilde e, gelirsin o noktaya yani. Çok tehlikeli buluyorum. Bir de yaşam koçuna zaten girmeyelim de. <laughs> hani şunu demek de ya Gerçekten girmek istemiyorum. Ha, şuna inanırım bak biliyor musun? Yaşam koçu şöyleyse bana okey geliyor. Tersine koçluk, tersine mentorduk. Gelmişsin e, 45 yaşına diyelim. <laughs> 20 yaşındaki birinden koçluk alırsın. Katılıyor ben mısın? böyle bakıyorum. Yani. Evet. Senden küçük, senden az bilen ama yani zehir gibi insanlar bulabilirsin. Onlardan koçluk isteyebilirsin mesela. Ki Bu bir konu üzerinde olur değil mi? Profesyonel e, tabii, bir tabii, konu Tabii tabii yani şimdi. o da olabilir. Yani genel olarak gençleri anlamak istiyorsun. Altında çalışan senden daha yaşça küçük insanları anlamak için objektif başka dışarıdan birinden destek alabilirsin vesaire. Hani o jenerasyon farkını yakalamak için. Ama bu da çok büyük bir şey gerektirir. Yani özgüvenini şey yapacaksın, egonu törpüleyeceksin vesaire uzun iş yani. Ee, onun yerine böyle yukarıdaki böyle bıdı bıdı konuşan insanın seviyesine çıkabileceğini hayal etmek daha kolay gelir. Ee, hı hı. Bir de psikolog tercih edebilirsin yani yaşam koçu yerine daha psikiyatr o tarz daha profesyonel insanlara gidebilir. Bana biraz böyle salcıya gitmek gibi geliyor biliyor musun? Çok özür dilerim hani şey yapmak istemiyorum ama hani astroloğa gitmek gibi falcıya Aynen. gitmek gibi yani bir çok bir farkını ben şu an ayırt edemiyorum kafamda yani şuna şunu demiyorum bak falcıya gitmek astroloğa gitmek kötüdür falan asla demiyorum sen ona ihtiyaç duyuyorsundur iyi bir şey duymaya ya da gelecek kaygın vardır geçmişe takılmışındır vesaire vesaire ama bunu sürekli 7/24 sadece bu hesapları izleyen sürekli falcısına astroloğa danışmadan adım atamayan bir boyuttaysan Orada biraz düşün derim. O normal bir şey değil çünkü katılıyorum. Ya bir de işte dediğim gibi mesela gündelik koşulları, ekonomik işte coğrafi bulunduğumuz ülke sebepli doğduğumuz aile, doğduğumuz semt, sokak hani birçok şeyi söyleyebilirim. Bunların hepsinden azade bir noktada uzay boşluğunda süzülen insanlar olsaydık, gerçek anlamda eşit olsaydık her anlamda. Hı -hı. O zaman birilerinin bize nasıl düşünme, düşünmemiz gerektiğini, nasıl düşünerek başarılı olunabileceğini anlatması belki e, şey olabilirdi. Bir fayda olabilirdi. sağlardı. Aynen öyle. Düşünce şeklinde problem var kardeşim. Sen e, işte böyle böyle düşündüğün için başarılı olamıyorsun demesi belki bir anlam ifade edebilirdi. Ama şu anda o kadar anlam ifade etmiyor ki maalesef ve insanlar da bunları duyup şey hissetmeyi seviyorlar yani düşün, sadece düşünce şeklini değiştirerek belli koşullardan sıyrılabileceğine ya da atıyorum ya yani bunlar mesela şu an söyledik söylediğimi duymak bazı insanlara eminim ki iyi gelmeyecektir ama Hı -hı. doğrular bunlar her şey iyi gelmek zorunda değil sıkıntı da bu zaten sürekli bize iyi gelecek şeyleri izlemeye ve duymaya çalışıyor olmamız ya da mesela şunun gibi diyecektim ee, atıyorum bir insanın kilo vermesi için düzenli spor ve diyet yapması gerekiyordur. Fakat gittiği yer şu olur iki günlük detoks. İşte bunu duymak ister, bununla ilgili kitap alır ve bunu dener. İşte iki gün hiç yemek Hı -hı. yemeyeceğim, bilmem ne içeceğim ve işte bilmem kaç kilo vereceğim ya da şu ilacı kullanıp vereceğim falan kısa yollar Hı -hı. ve sonuç olarak tabii ki böyle bir kısa yolun olmadığı keşfedilir acı bir şekilde. Yani insanların bu e, kolaya kaçma ve hani kötü kötü şeyleri unutma hevesinden faydalanan bir parazit bir içerik üretim tarzı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle e, özgüvensizlikler üzerine kurulu bütün sektör. Ve hani her şeyin sonunda aslında bir hayat tarzı pazarlıyor oluyorsun. Sen çalışarak elde etmediğin e, belli, yani bak şu anda gerçekten şey yapmak istemiyorum. Senin de dediğin gibi Ece target süper bir insandır eminim yani. Bütün hı hı. amaçları iyi yöndedir. Hı -hı. Eminim öyledir yani. Kimseye hedef göstermek istemiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Belli ayrıcalıklara sen doğuştan sahiptin. Ve belki hayatta elde etmek istediğin şeyler için çok çabalamış da olabilirsin. Kendime de örnek verebilirim yani. Günde Hı -hı. kaç saat çalışıyorum ben biliyorum. hani Ama e, bu kadar saati buna ayırabilmemin arka planında bazı ayrıcalıklarım var. Bunu... Hı -hı. Anlamak, bilmek ve bunu bilerek insanlara vereceksen tavsiye vermek lazım. Ve günün sonunda da herkesin hayatının biricik olduğunu ve herkesin psikolojisinin hayatın bakış şey. biricik olduğunu. Aynen öyle. Yani terziye gidip üstüne göre kıyafet diktirmen gerekir. <laughs> ee, bambaşka bir nokta var. Bir çok genele konuşma bunlar yani. Senin hayatın, senin düşüncelerin bambaşka noktada ve sana özel dikim gerekiyor. Bunu da ancak kim sağlayabilir? Yine kendini sağlayabilirsin. Sen en iyi kendini bilirsin. Kendini anlaman, ne istediğini iyi anlaman ama bir an önce de harekete geçmen. Tek bunun şeyi bu bence yani. Kesinlikle. Geçenlerde TikTok'ta bir tane biri şöyle bir video çekmiş. Aile işinin başındaymış. Aile işinde çalışıyormuş. Ve şöyle bir konsept var ya mesela atıyorum. Biz Y jenerasyonuyuz. İşte işimizi son dakika yetiştiririz. Biz Y ye jenerasyonuyuz. E ee, ne bileyim bilmiyorum. Böyle bir konsept var. Bilmiyorum herkesin. Bir takım Yo. O, o jenerasyona ait ya da işte o an neyden bahsediyorsa ona ait özellikleri sıralayan sıralayan bir TikTok akımı var. Bu kız da diyor ki biz aile işinde çalışan e, gençleriz. E, işte herkes sizin işte bu işi yapamayacağınızı düşünür. Biz aile işinde çalışan gençleriz. Ee, müdürleriniz sizin bebeklerinizi biliyordur falan gibi ve işte e, birazcık da yakından yani negatif taraflarını da söyleyen bir içerik Hı -hı. çekmiş ve inanılmaz Twitter'da eleştirildi. Ve yani şunu söyleyeceğim ee, herkesin kendine göre bir derdi var bak burada dert küçümsemek falan gibi bir niyetim kesinlikle Hı -hı. Hı -hı. yok ee, ben çok severim zengin derdi izlemeyi sakseşin izlemeye bayılırım. <laughs> <laughs> ya da Ziya Gülyalı'sının dramalarına bayılırım. İnsanların evet düştüğü ben de. depresyon falan. Bunlar benim şey yaptım. Yani herkesle empati yapıyorum ben zaten günlük hayatımda. Fakat böyle bir içerik ürettiğinde de şeyi fark etmen gerekiyor. İnsanlar gerçeklikten o kadar kopuk ki. Yani şu an ülkedeki durum çok çok kötü. Her zamankinden de kötü. Ve insanlar zaten bir sınıf kini içerisinde. İnsanlar zaten zenginliğe bir öfke duyuyorlar. Çünkü doğuştan gelen bir şey bu. Belli bir oranda hmm. ve bu nasıl alpe olmadığı için şey sinirli yani. Öfkeli. O yüzden, öfkeli aynen. Sen böyle bir içerik ürettiğinde yani bir gelecek oyuna bir bak o öfke. yani. Evet evet aynen. Sonra da neden bu içerik bu kadar nefret topladı diye şey yapmanın dizine dönmenin çok bir anlamı yok. O da sana bir şey öğretir. öğretmek için böyle bilinç yoksundur muhtemelen yani. Yani ondan da bir çıkarım Şeydeki yap. Şeydeki gibi değil mi? Bu kızın reelsi neydi o kız? Zeynep Sürmelinin reelsi. Hayat bazen bir şeylerin peşinden koşmak için çok heyecanlı bazen de değil. Peki hayat gerçekten sürekli peşinden koşturulması gereken bir şey mi? Hep hayatın yakasına mı yapışacağız? Yoksa başka türlü bir mutluluk mümkün mü? Neden böyle mutlu oluyoruz ki? Bunu bize kim öğretti? Neden çareyi sürekli her şeye sahip olabilmekte buluyoruz? Tekrar soruyorum. Bunu bize kim öğretti? global çaptaki Avrupa'daki Amerika'daki içeriklerin bir benzeri bu. Bu böyle güzel bir video eşliğinde, güzel bir kurgu eşliğinde var hayat hakkında bir şeyler söylemek. Ama yine geliyorum aynı konuya aslında son söylediğim şey. Yani e, bu ülkede şu an bu koşullarda bu Reels'ın tepki çekmemesi imkansız. Ve sen e, belli bir kesme hitap eden biri olarak bunları okuyabilmelisin. Böyle derslerde insana bir şeyler öğretir. Yani tabii ki bu arada şey demek istemiyorum. Yapmasaymış işte bilmem ha, ne yapmasın. Çekmesin demiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Tabii ki yapabilir ama tepki gelmesi de doğaldır ya. Maalesef. Okey. Ee, ben de katılıyorum sana. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, ben tepkilere inat bu tarz videoların e, şu bakış açısıyla bak. Ee, zengin kesim, fakir kesim işte hayat dersi veriyor falandan bağımsız. Hı <laughs> hı. Kız burada kendini ifade ediyor tamam mı? alttaki evet. yorumları okuyorum bak babadan zengin kızların ne bu boş şeyleri komik görüyorsunuz ne oldu ablam tırnakçıdan randevumu alamadın senin nasıl bir hayat tecrüben olabilir de böyle bir video çekme haddi görüyorsun bilmem ne yani Hı -hı. anladın mı? Zaten Hı -hı. kadın düşmanlığı hat safhada. Gelmişler altı tırnakçıdan randevu mu alamadın? Baba parasıyla böyle video çekiyorsun. Nereden biliyorsun? Güzel kız işte caddede geziyor diye kendi imkanlarıyla zaten yapamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben burada kızın dediği şey zaten toksik hiçbir şey yok kızın dediği. Hayatı sorguluyor. Bir şeylere sahip olmak mıdır önemli olan diyor. Yoksa işte bize bunu kim öğretti diyor vesaire. Saçma bulursun. Bulmazsın o önemli değil ama bir bir ifade öyle ifade etmek istemiş yani kendini hı hı. burada tabii ki e, kız mesela zenginlik fakirlik dedi burada nedir görüntü tabii ki kız çok şık giyinmiş ve böyle hani etler ya da beşikler i̇şte orada bir yerde bebek, e, ge, bebek de geziyor e, tabii ki zengin semti olduğu için de e, kıyafetinden işte kurgusuna vesaire bu zengin fakir ayrımına zaten hemen direkt düşüyoruz çünkü orada tabii ki de insanlar ne düşünüyorlar işte ben sabah köründe kalkıp metrobüse biniyorum çiçek mi dağıtacağım esnafa yani ben bir de onunla mı uğraşacağım çok haklı kesinlikle bu ayrı bir mevzu bunlara yüzde yüz katılabilirim ama o bir sen sonuç olarak yani evet ama orada ben kadın nefreti gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor Hı -hı. ve bunların kesinlikle devam zaten onu da gördük bir tane erkek e, instagramer yine bunun aynı sözlerini birebir alarak kendi seslendirerek yine sokaklarda yürüyerek bir video çekmiş Mehmet Kahraman. dalga geçiyor aynen e, anında da almış cevabını ben şaşırdım o yılsa gittim bakayım dedim onun altında neler yazılıyor e, adamı bu sefer linçlemişler niye dalga geçiyorsun falan. O da enteres. Kafalar da karışık yani. Hani kıza bu kadar yüklendiniz ama o adamın da altından adama da yüklenmiş. Adam sildi herhalde sonra biliyorsun Kesilmiş. sen dedin yani. Evet. Evet. Yani bu değişik kafalardayız ya. Ya şimdi şöyle e, Zeynep'in çektiği tepki aslında bireysel olarak kendisini kendisinden nefret edenlerin falan çektiği bir tepki şey pardon özür dilerim, gösterdiği bir tepkiden ziyade ee, evet. genel olarak influencerlara duyulan öfkenin. Evet. Hani evet. Influencerlar influence altı da dolu yapsa, bu arada. Altı dolu olabilir yani. Katılıyorum. Influencer nefretinin altı da dolu olabilir. Ondan bağımsız konuşuyor. Piyana ona patlıyor birazcık. Çünkü şey evet. gibi bir mantık var. Tamam anladık. Çok zenginsiniz. Hayatınızı yaşıyorsunuz. Avrupa'ya geziyorsunuz. İşte bütün işiniz tırnakçıya gitmek. Ee, ya biliyorsunuz çok fazla geçmişte Ervin'in Simla Canpolat'ın falan filan şeyleri oldu. Olayları oldu yani. Atıyorum bugünkü testlerim diyor. Ya da işte ee, evet evet. evet. Unuttum evet. ismini kızım. Bir tane daha vardı. Neyse unuttum. Ee, bugünkü yapacağım şeyler to do listim diyor. Tırnakçıya gideceğim. işte video fikirleri bulacağım falan hı -hı, gibi hı. şeyler atıyorlar yani. Bunların hepsi birikti ve işte evet. artık hayat tavsiyesi vermeye kalkan ya da atıyorum. Kimsenin hayat... tamiri kalmadı. Kalmadı. Aynen. Şimdi bu burada. Gibi, cebimizde kalsın. Bu... Evet bu okey. Bu, bu zaten çok okey. Benim başka bir sadece konuya değinmek istediğim için yani. Orada evet. kadın nefreti yapmadan da bu konuşulabilir mesela. Anladın mı? Katılıyorum. Yani, kişiye yani. yüklenmeden birazcık daha hani bu farkındalığın e, aksiyonu bir kişiyi linçlemekten ziyade belki e, bu tarz hesapları takip etmemek. Çünkü el, elimizdeki en büyük güç takip etmemek ve etkileşim verip vermemektir ya. Orada bir nefret yorumu yazdığın zaman hani şey o kişinin açısından bakıyorum atıyorum çok sinirlenmiş durumda. O kişinin e, birazcık daha keşfette daha fazla çıkmasına katkı sağlıyorsun falan. Neyse artık ya yani, o içeriği beğenmediğini bu şekilde dile getirip o kişinin psikolojisini bozmaya gerek yok sanki. ilgilenmiyorum deyip geçmek de bir seçenek diye düşünüyorum. Mehmet'e gelecek olursam Mehmet'in zaten içerikleri parodi bu arada. Hı hı hı. O da bunu bununla şey yapmayı seçmiş hani birazcık buna... Bunu tiy almayı, <laughs> tiy alma Hı -hı. lafını severim. O da olabilir canım, tiy de alabilirsin yani. O çocuğun da içeriği bu. Ee, orada da şey var. İnsanlar da şeyi sevmiyorlar. Birini linçleyeceksek biz linçleyelim. Yani... <laughs> evet pasta çok <laughs> doğru tespit biliyor musun? o Kızı savunmuşlar altta çok enteresan. Aynen. Erkek de savunmuş, kadın da savunmuş yani orayı gerçekten değişik yani. Mesela biz de dramatoks atıyorum bir içerik üreticisi ya da bir ünlü çok sıkıntı olmuyor da benzer işte şeylerde olduğumuz nasıl diyeyim sana benzer kitlelere hitap ettiğimiz ya Hı -hı. da aynı takipçi sayıları bilmem ne hani biraz Hı -hı. daha eşit görüldüğümüz influencerlarla alakalı bir şey konuştuğumuz zaman ya da içerik üreticileriyle ilgili insanlar bayağı sinirleniyorlar. İlk tepkileri şey o kişiyi korumak oluyor. Hani şey gibi hissediyorlar o kişiye saldırılıyor gibi hissediyorlar. Hı hı. Ben yorum yaparken hani öyle olmamasına çok dikkat ediyorum. Bence Mehmet'in de yani yapmaya çalıştığı şey o değilmiş. O kişiye saldırmak değilmiş. Ama orada şöyle bir detay var. İnsanların kötü yorumlarının dışında Zeynep de çok sinirlendi. Zeynep de kötü yorumlarının acısını birazcık Mehmet'ten çıkarıp bir şeyler yazdı. Hı hı. İşte tipe bak bir dakika okuyayım istersen çok hızlı. Ben böyle şeylere gülüyorum ama sen hiç komik değilsin. Yaptığım ve aktarmaya çalıştığım hiçbir şeyi anlayabilecek kapasiten yok. Kötü kartlısın, çirkinsin, zorbasın. E belli <laughs> hayat böyle olunca seni de bir yerlere koymayı tercih etmemiş. Heh. hayat böyle olunca seni de bir yerlere koymayı tercih etmemiş. <laughs> Bazen nefret etsem de sisteme olan güvenim tam. Tipe bak. Videoda oynattığın yani. arkadaşın da manyak zaten. İki sene önce hakkında büyük bir iftirası vardı. Mal Ama Zeynep'ciğim Zeynep'cim biz oldu mu şimdi? Biz sana kadın neteti olmasın dedik. Sen niye adamın tipine şimdi girdin? O da olmamış. Olmaz sen de bunu yapmayacaksın. O zaman açık olursun. Senin tipine laf söylenmesine açık olursun. Bir de Olmaz. şey yani o Reels'daki o e, olaylara meselelere çok yukarıdan bakabilen işte hayatı çözmüş kişi nerede? Hiç olmadı o. Uymadı. Nerede? <laughs> yani işte. Aa. Bu fake'lik evet. gerçekten çok iyi. <laughs> evet olmadı o da olmadı. Doğru söylüyorsun. <laughs> Böyle dramalı hasret kalmışız ya. <laughs> evet evet ya. Avrupa yakasında um, İffet'in bir yoga öğretmeni vardı. Bayılıyordu falan buna. İşte buna öğretiler yapıyordu falan. Bölümün sonunda yoga öğretmeninin gerçek yüzünü görmüşlerdi. Böyle herkese küfreden saldıran bir tip çıkmıştı. Onun gibi bir şey olmuş yani. Ay gerçekten o kadar doğru bir tespit ki Gülse Bilsen <laughs> seneler önceden yapmış. Aklıma şey geldi. Bu Çağla Şikeli üç gün kör kuyulara hapseder. Hmm. <laughs> yoga hocası var ya şey grup. Oo, evet evet onu biliyorum 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 biliyorum. Felaket çok, ya. Evet yani çok enteresan. Ee, aslında adam yani onu dinledin mi sen hiç videolarına baktın mı şöyle birkaç tanesine bak aynı Çok şeyleri ağırsın. söylüyor zaten sürekli. <laughs> Yanlış bir şey söylüyor demiyorum ya da böyle toksik bir şey söylemiyor ama e, yani iyi insan olun kendinize bakın işte kendinizi düzeltin etraftan e, düzelmesini beklemeyin hani siz çözümü kendinizde arayın diye e, özetle milyon tane reels çekmiş ve inanılmaz izleniyor bilmiyorum bu, bu zaten böyle olmasın gerekmiyor mu default ya bilemiyorum yani tabii ki insanların bunu duymaya ihtiyacı da olabilir hani küçümsediğim ya işte değil. az önce konuştuğumuz konu aynı evet, 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 az önce konuştuğumuz şey yani geçenlerde tiktokta şeye denk geldim yabancı bir içerik üreticisi ya da işte içerik üreticisi bilmiyorum da tiktok çekmiş bir kız ee, geçmişte bir danışmanlık şirketinde çalışıyorken işte günde 12 saat falan böyle deliler gibi çalışıp inanılmaz stresli olduğu böyle stresten uyuyamadığı sürekli ağladığı Hı -hı. falan bir dönemde spora başlamaya karar veriyor. Yogaya başlamaya karar veriyor Los Angeles'ta. Evine, evine yakın bir yoga merkezine gidiyor başlıyor. Ondan sonra orada da gurular var aynı bu şekilde sadece yoga öğretmiyorlar aynı zaman demeçler veriyorlar Felsezik, konferanslar he. veriyorlar aynen ve çok hoşuna gidiyor. Hani hayattaki amacını bulduğunu düşünüyor. O gurulardan biri yoga merkezinden ayrılıp kendi merkezini açtığı zaman kız bütün beyaz yakalılığı falan bırakıyor. Ben hayattaki amacımı buldum deyip onun resmen müridi oluyor. ve günün sonunda yani olmayacak bir şeyin peşinden koşup bütün birikimini Tamamen yok ediyor artık o kişiye mi veriyor hani onu fonuna mı yatırıyor yoksa hmm. depten yediği için mi öyle oluyor onu çok emin değilim çok uzun anlatıyor sonrasını dinleyemedim ama her şeyi eritiyor böyle ve sonunda kendini şeyde buluyor yani hani garsonluk falan <laughs> para kazanmaya çalışırken buluyor. <laughs> Bu mevzuların özeti budur yani böyle şeylere kapılmamak lazım çünkü hayatının en böyle... E, dal noktasında en arayışta olan insanları buluyorlar bu insanlar. Buradan hmm. hani Adnan Hoca'yı da düşünebilirsiniz. Bütün bu kalp lideri falan diyebileceğimiz grubu. Tarikatların guru. şeyi bu canım yani. Fakir Aynen. ailelere gidip yani zaten böyle yani. Ki yani bu ülkenin gerçekliği aslında bakarsan hani belli bir kesim için sosyal medya çok angaja ve belki işte beyaz yaka falan kesim için işte gurular, yoga hocaları, yaşam koçları, motivational speaker'lar bilmem nelerken ülkenin çok büyük bir kesimi için e, bunun karşılığı tarikatlar aslında din evet, dini tarikatlar. doğru. Çok doğru. Ve bunlar günün sonunda aynı şey. <laughs> Mantalite olarak çok benziyor aslında. Aynen öyle. Aynı aynı insani zaaflarımızdan faydalanıyorlar ve e, çok bir farkları yok aslında bakarsanız. İşte böyle olunca gerçekten bunların hepsini elinizin tersiyle ettiğinizde hayat çok daha gerçekçi ve belki birazcık daha zor gibi olabiliyor? Şöyle pasta alırsın bir tane mesela bir kişisel gelişim kitabı. Wow yani hayatı çözdüğünü zannedersin falan. Bir tane daha okuyayım, bir tane daha okuyayım. Yani bunun sonu yok. Bu kitaplara bağımlı yaşayan insanlar var. Her yeni çıkan birilerinin büyük büyük ettiği lafların basıldığı kitapları okumak hobisi olan kişiler var yani. Hı, hı. Kötü bir şeydir diye demiyorum. Bunun de sonunda kitap okumak çok iyi bir şeydir ama e, bu da bir noktada sizin eksikliğinizi Bulup onun üstüne giden bir sistemin aleti oluyorsunuz aslında. Hı -hı. Onu da göz ardı etmemek lazım yani. Aynen aynen. Ya yani insanlar aslında kendinden daha Şömürüyor. bir, bir konsepte bir şey yani. e, konseptin altında kendini daha iyi hissediyor. O konsepte bağlanmak hayatta bir amacı olduğunu hissettiriyor. Ee, benim düşünceme göre herkesin fikri farklıdır. Hayatta bir amacımız olduğunu, Hani öyle denir ya benim hayattaki amacım şu dünyanın Hı -hı. için yani Böyle bir amaç olduğuna inanmıyorum. Ben de yüzde yüz inanmıyorum pasta. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Hayattaki amacın ne? sorusu dünyanın en boş sorusu. Evet. Kesinlikle. Ve hiç kimsenin hiçbir ama. amacı olmak zorunda. Hiçbir amacınız olmak zorunda değil yani. Aynen. Hani e, günlük şeylerden bağımsız söylüyorum. Hani bir tamam para kariyerim olsun, para ya evet mutlu olur yani. <laughs> Aynen. Çok büyük büyük böyle amacım yani şudur. Büyük amaç benim bir amacım yok mu falan deyip üzülen çok insan var biliyor musun? Hani bu soru gelmesin bana lütfen falan. Kariyer hedefim gibi bir şey yani bu. Beş evet. yılda kendini nerede görüyorsun sorusu falan gibi. O yani. da çok saçma Hoş. soru zaten. Hayatına gösterirse yani. yani Evet gerçekten öyle. ama Hayattaki amaç. Yani bilmiyorum. İşte insanlar bunlara inanarak rahatlıyorlar ama bilmiyorum. Bence daha büyük problemlere, daha sıkıntılı düşüncelere kendilerini sokuyorlar. Belki o acı gerçeği, o kırmızı hapı. Ay kırmızı hap da artık çok kötü bir şey oldu insanlar yüzünden <laughs> evet. de hani o gerçek brutal gerçekçiliği bir kabul etmek belki anlık bir yani bir rahatsız edici gelecek olabilir ama uzun vadede insanı daha iyi hissettiren ve gerçekçi ol olup hani hayattaki opsiyonları doğru değerlendirmesini sağlayan bir şey bence. Bu arada insanlar gömüp gömüp sonunda ben de mi tavsiye verdim diye düşünüyorsanız şimdi yani. bir oldu şey sonra. söyleyeceğim. Bak yemin ederim sabahtan beri aklımdan o geçiyor. Tek konuşmasına girdik. Yaşam koçluğundan çıktık. Bizim şu an yaptığımız şey birebir. <laughs> ya. Şöyle yapmayın da böyle yapın falan oldu ya. Sabahtan beri içimi kemiriyor bu duygu biliyor musun pasta? <laughs> o yüzden böyle hani boş verin, hiçbir şey kafanıza takmayın deyip falan devam etmek istiyorum. Ee, i̇nsanda bir çelişkiler bütünüdür. Çelişkilerden oluşuruz. Bir dediğimizi iki dakika sonra evet. çelişen bir şey söylememiz çok doğaldır falan <laughs> <laughs> diye böyle ben kendimi de ikna ardı ardına e, aynen. <laughs> bir de ben e, şeyi de söyleyelim bence pasta Şimdi orada bir ayrım var bence. E, kendini çaresiz hissediyorsundur. Motivasyona ihtiyacın vardır ama bu da bunun... ...şiddeti, büyüklüğü, boyutu vardır. Yaşamdan soğuma noktasına gelmiş. Bunlar çok hassas dengeler. Tabii. Hani o yüzden yaşam koçu bana... ...çok tehlikeli geliyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bir psikolog veya psikiyatrdan... ...direkt destek almak birçok şeyin... ...çözümü olabilir. O zaten seni kendi... ...içine döndürüyor. Kendi cevabını sana... ...buldurtuyor zaten. Adamın ya da kadının... ...işi bu. Hı hı. Eğitimi bu. E, bilim diye de bir şey var yani. Aslında bence direkt... E, ...o kadar parayı yaşam koçuna... ...bilmem nereye verene kadar başka yöntemler arayabilirsin. İlla bir yerlere, bir yerlerde çözüm arıyorsan hani kendinde bulamayabilirsin. Kendini dönemeyi olabilirsin. Hani kendi içinde çok büyük problemlerin olabilir gerçekten. Bunu yani yap, dışarıdan destek almadan yapamıyor boyutta olabilirsin. Hı -hı. O zaman yani doğru yerlere gitmek mantıklı bence. Katılıyorum. Yani mesela bu ekonomik buhran falan dönemlerinde aslında pozitif bilimden insanların çıkmaları Başka şeylerde kendilerine işte ilaç bulmaları falan da çok tarihsel olarak da yaşanan bir şey ya. O yüzden Hı -hı. şu an bu tuzaklar çok daha çekici geliyordur eminim ki. Öyledir yani hepimiz için. Bir de çok ulaşılabilir pasta. Yani reels'ı kaydırdın mı motivasyon, evet. kaydırdın mı yogacı, kaydırdın mı bir şey... Hepsini yükleniyorsun, yükleniyorsun. Belki de seni tetikliyor arada bir şeyler. Onu bile bilemezsin yani. Evet. Ya mesela Oshon'un kitapları, dünya çapında en çok satılan guru kitapları evet. ya. Açın. Netflix'te Wild Wild Country diye o nasıl bir sahtekar olduğunu evet, anlatan belgesel evet. var. İbretlik yani hani bu bunu, bunu birçok guruya hepsine hatta yani şu bütün, bütün şarlatanları uyarlayabiliriz. Arka planı bu işin böyle sizin üstünüzden para kazanmaya çalışan birileri var. Şu an bu arada yani... böyle siz, siz falan da konuşuyorum da şu an beni dinleyen Biz... kimsenin hani Kimse bunun bu lafların muhatabı da olmuyor olabilir yani. Aynı benim gibi düşünüyor da olabilirsiniz. Üstünüze alınmayın yani. Çok böyle yukarıdan konuşuyormuş gibi de şey yapmak istemem. Hani, kusura bakmayın oraya geliyorsa. Evet evet. Bir de yani her tatlı söylenen e, yalan doğru gibi geliyor ya bazen. Evet. E, onu onu iyi anlamak lazım. Kesinlikle yani. Zaten post-truth falan artık yani post-truth diye tanımlanabilecek şeyi geçtik. <laughs> Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gerçekten gerçeğin ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Ee, en havalı ya da böyle en çekici şey neyse oradayız evet. falan. Evet. <laughs> bir de son şunu söyleyeyim. Ya, i̇lla hani şey mesela psikologluk olduğunu düşünmüyorsunuz vesaire ama yine bir motivasyon bir şey arıyorsunuz. Yani etrafında gerçekten bir şeyleri başarmış hani e, illa kariyer yapmış gibi demiyorum yani. Bir noktadan gelmiştir o kişi bir yerlere gitmiştir görüyorsundur yani bir esnaftan başlamıştır bilmem kaç şube açmıştır otur onunla çay muhabbet kahve keyif sor yani ne yaptın de nasıl yaptın de mesela yani hı, hı anlatabiliyor muyum çok uzaklarda çok büyük kişilerde de aramayabiliriz yani anneannenize bakın dedenize bakın ne bileyim vardır illa nerelerden postacılıktan bilmem nereden gelmiştir ne yapmıştır bilemezsin yani tabii evet. aynen öyle ee... Sonuç olarak senin söylediğim bir şeyi tekrarlayarak konuyu noktalamak isterim. Pozitif bilimden şaşmayalım arkadaşlar. Aynen öyle. Herkesin hayatı biriciktir, kendine özeldir. Herkesin mutlu olacağı e, hayat tarzı ve seçimler bambaşkadır. Bunları unutmadan birbirimize tavsiyelerimizi <laughs> vermeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Buraya Bu kadar dinlediyseniz. Kaydı TED Talks'a başvuru yapacağız. Aynen. <laughs> İkili çıkarız artık. Ya şey vardı hatırlar mısın? İlker ilgili TED Talk'a çıkıp TED Talk'un neden çok kötü bir şey olduğu ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Oha süpermiş. Mükemmel. Kendisine hiç hoşlanmam bilirsiniz ama. Yürüyen ir ironi. Evet çok iyi olmuş bu. O zaman buraya kadar dinlediyseniz sabırlarınız ve bilmiyorum ne için. Teşekkür ederiz. <laughs> buraya kadar dinlediyseniz buraya bir şey yazın. Ne yazsınlar Anika? <laughs> ee, yoga yapan... <laughs> kişi emojisi koysunlar. Aa evet yoga emojisi yoga yapan kadın ya da adam emojisi bekliyoruz o zaman aşağıya. Ee, şu ana kadar konuştuğumuz konular hakkında neler düşündüğünüzü ne konuştuk? Serdar Ortaç konuştuk. Taylor Swift. Survivor konuştuk? Kızılcık şerbeti. <laughs> Aşk Mark ve Ölüm izlediyseniz yorumlar alırız. Ve en önemlisi bu ilham verici konuşmalar, bu gurular, yogacılar, şeyciler işte yaşam koçları ya da işte bu içerikler <laughs> hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunlar size iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bizim söylediklerimize katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunları çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bunları aşağı yazmayı unutmayın. Aşağıda birazcık tartışalım. Çünkü dramatoksların altına dramatoks istemiyoruz yazılmasından aşırı sıkıldım. Burayı dinleyen bu arada isteyendir yani. O yüzden hani gönül rahatlığıyla şu an konuşuyorum. <laughs> çünkü hani normalde şey olur ya mesela bir şeyi istemediğini söylersin ondan daha çok gelir. Hani bu klasiktir. O yüzden başta söylemek istemiyorum. Ee, aşırı sıkıldım çünkü şey yani hani ben seviyorum, sen seviyorsun. Evet. bu dramata okusun dinleyicileri seviyor yani aşağı yukarı bir yüz bin kişi varız tamam bitti yani hani istemeyen <laughs> ilgilenmeyebilir yani onu geçebilir o yüzden başka konular konuşalım aşağıda gerçekten e, bizi tatmin edecek tartışma ortamı yaratabileceğimiz şeyler konuşalım isterim sizde isterseniz bir de şey çünkü insanlar mesela dinledikten sonra düşüncelerini bana instagramdan yazıyorlar çünkü orada birebir iletişim kuruyor herkesle hmm. O yüzden de yorumlarda da çok böyle istediğim gibi bir ortam oluşmuyor. Bilmiyorum bu seferlik aşağı yazarsanız çok sevinirim. Öpüyoruz hoşça sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.